Korkuların gerçeğe dönüştüğü bir dünyaya hoş geldiniz. Fear Factor aksiyon başlıyor. Fear Factor aksiyonun ilk bölümünde 8 yarışmacıyı tamamen aksiyon etapları bekliyor. Suya düşmenin en kötü şeklini defalarca yaşayacaklar. El ve ayakları donma pahasına buzlara girecekler. Korkunç bir yükseklikte binalar arasında sallanan kırık tahta bir köprüden geçecekler. Korkuların gerçeğe dönüştüğü dünya başlıyor. Birazdan izleyeceğiniz bütün etaplar profesyonel ekipler tarafından yüksek güvenlik önlemleri alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle bu programda gördüklerinizi hiçbir zaman, hiçbir yerde ve hiçbir koşulda denemeye kalkmayın. Heyecanla beklenen yeni sezonu başlıyor. Bu akıl almaz mücadelede 8 kız 8 erkek yarışacak. Onlar her hafta farklı isimlerle eşleştirilerek takım oluşturacaklar. Kabuslarıyla baş etmek isteyen 16 yarışmacının 8'i bu hafta kendi arasında mücadele verecek. Onların tek bir amacı var. Türkiye'nin en korkusuz ismi olmak. Ama inanın bana kazanmak için verilecek mücadele cesaretten çok daha fazlasını istiyor. Fear Factor'da eski kurallar aynen geçerli. Çiftlerden biri korkar ya da başarısız olursa o çift yarışmadan elenir. Bu akşam akıl almaz bir mücadele başlayacak. Tozu dumana katacak yeni bir Fear Factor aksiyona hazır olun. Fear Factor aksiyona yarışmacılar bu kez bireysel olarak katılıyorlar. Türkiye'nin en cesur 8 kadını ve erkeği her bölüm başında bizim tarafımızdan yapılacak eşleştirmeyle yarışacaklar. 16 yarışmacının yarıştığı Fear Factor aksiyonda bu hafta 8 yarışmacıyı izleyeceğiz. Derya, Adnan, Damla, Kaan, Eyüp, Nur, Yeliz ve Akın. Gözlerinizi açın. Fear Factor aksiyona hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyim. Bomba. Bomba. Güzel. Sinirler biraz gergin mi? Gayet normal. Heyecan var mı? Biraz. Biraz. Gayet normal Eyüp. Diyorsun ki bir an önce başlayalım. Fark etmez. Nur. Evet. O biraz da gergin misin dedin? Evet. Evet, heyecanlı olabilirim. Bir de sen galiba heyecanlanınca böyle elin ayağın titrermiş değil mi? Bu belli olurmuş yani evet, heyecan. Evet, öyle maalesef. Rakiplere bir tüyo. Evet. Heyecanlandığımda saldırabilirsiniz. Adnan. Evet. Adnan abi mi desem yoksa ne hani... Ne derseniz deyin canım, fark etmez. Yaş yok aslında o kadar. Yok tabii ya. Ama... Geceleri saymazsak 25. Nasıl geçti yolculuk? Vallahi yani uçaktan ben... ilk defa bindim. İlk defa böyle yurt dışına çıktım. Hayatında ilk defa uçağa mı bindin? Evet, hayatımda ilk defa uçağa bindim. Peki yaşını öğreneyim Adnan. 51. 51. 52'ye gireceğim Allah nasip ederse. Maşallah. Evet. Maşallah. Evet. Ya zaten ben macerayı seviyorum. Yani böyle kendime de güveniyorum her konuda. Çok güzel. Evet. Aynı motivasyonu sizden bekliyoruz gençler. Evet arkadaşlar. Fear Factor aksiyon. Böyle bir yarışmaya başvurduğunuza göre hepiniz çok cesursunuz. Gerçekten zaman zaman insanüstü güç isteyen şeyler yapacaksınız burada.
Vallahi hepinize kolay gelsin. Hep beraber korkalım, ona eğlenelim. Var. Korkularımızla yüzleşelim. Ve Türkiye'nin en cesur ve en güçlü insanını seçelim. İnsanını diyorum. Dikkat ettiyseniz. Çifti demedim. Aa. Evet. Biliyorsunuz daha önceki Fear Faktörler'de çiftler yarışıyordu. Ama o çiftler gerçek hayatta da ya karı kocaydılar, ya sevgili, ya nişanlılardı. Sizler ise tamamen birbirine yabancı bireylersiniz. Şimdi şöyle bir değişiklik var. Size öyle bir seçme hakkı vermeyeceğiz kimle eş olmak istediğinize dair. Biz kimi istiyorsak sizi onunla eşleştireceğiz. Siz şu anda Fear Faktör aksiyondaki maceranıza çift olarak başlayacaksınız. Ve bu böyle devam edecek. Ama finalde bir kişi kazanacak. Yani birlikte mücadele edeceksiniz ama sonunda aslında yalnızsınız. İnsanlar yalnız doğar, yalnız yaşar, yalnız ölürler. Arada birkaç arkadaş da edinir. Kısmen. Yani birlikte yarıştığınız arkadaşınızla sonunda rakip olabilirsiniz. Buradaki hiç kimsenin hiç kimseyle bağlantısı yok. Tabii. Bağlantıları biz kuruyoruz. Her hafta yeni bir yarışmacı arkadaşla eşleştiriyoruz sizi. Bir hafta, üç etap boyunca bir yarışmacıylasınız. Bir sonraki hafta değişecek. Evet. Ona da ben karar vereceğim. Ve hiç tanımadığınız bir insanla burada her hafta eş olacaksınız. Takım olacaksınız. Onun sorumluluğunu taşıyor olacaksınız ve siz de kendi sorumluluğunuzu ona emanet edeceksiniz. Evet. Bu ağır bir sorumluluk. Ne diyorsun Kaan? Olur. Basit. Yaparız. Hallederiz. Hallederiz. Evet. Sen daha hallederizcisin galiba. Evet. Ama mesela senin, diyelim ki sen Derya ile eş oldun. Evet. Senin başarısızlığın buradan Derya'nın da gitmesine sebep olur. O zaman da halleder miyiz? Ya da tam tersi olur. Hallederiz onu da. Derya, sen öyle bir durumda halleder misin? Yani Kaan'a ne yaparım bilemiyorum. Sonuçta başkası yüzünden elenmek çok kötü. Buraya kazanmaya geldim. İşimi şansa bırakamam. Onun o anda o etabı yapması için elimden geleni yaparım. Yapamazsa da sonra... Sonra hesaplaşırım diyorsun. Kesinlikle. Ama bazen de hiç istemediğiniz biriyle bir takım olmak zorunda olacaksınız. Bu duruma ne diyorsun Damla? Yani olabilir yani. Herkes herkesle eşleşebilir. Yani kötü de olabilir. Yani sonuçta karşımdaki insanın motivasyonuna bağlı. Yani onu motive etmem gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum. Akın? Valla buradaki herkes çok iddialı tabii. Yani ben de çok iddialıyım ve kendime çok güveniyorum. Göstereceğim performansa da ileriki turlarda eşime de o güveni verebileceğimi düşünüyorum. Eyüp, mesela Akın diyor ki ben kendime çok güveniyorum ama benim bu söylediklerim sizin kontrolünüzün dışında bir unsur. O zaman ne yapacaksınız? Ama burada boş adamın işi yok. Boş adamın işi yok. Herkes kendine güveniyor yani bir şekilde. Eyüp'ü çok cesur görüyoruz. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam ben. O zaman sana zayıf bir eş verebiliriz. Burada boş bir yani kız görmüyorum ben. Hepsi bence iyi yani. Bunlar kendilerine güvenmişler ve gelmişler. Peki, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi ilk etapımızda gördüğünüz gibi su kenarında, bir havuz kenarında karşıladık. Evet. Su şifadır, su hayat ferahlıktır, su hayattır. Aynen öyle Adnan. Hatta bazı bilim adamları der ki hayat suda başlar. Evet, su olmasın hiçbir şey olmaz. Neden su arıyorlar uzayda? Yani kısacasını anlıyoruz. Su çok faydalı. Ama suyu kötü emellerine kullananlar da var. Su işkencesi yapanlar var biliyorsunuz. Bilir misiniz su işkencesini? Böyle damla damla. Kafaya teneke, damla damla. Kafaya bir teneke koyarlar. Çin işkencesi. O damla damla. Çok severim. Sen ne dedin? Kafaya teneke koyuyorlar da öyle. Ufak öyle ufak. Mi? O, tabii bir teneke koyuluyor kafaya. Ha. Karanlık bir odada. Kafana, ha, sonra su damlıyor. Kafana tık, 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 tık. Saatlerce böylesin. Sen,
Evet. Ondan sonra da o zaten ritimde, deliriyorsun. O zaten. Değil mi? Yırtıyorsun tabii kafayı falan. Su insanı kendine getirir. İnşallah. Onu canlandırır. Bu yüzden de her sabah kalktığımızda şöyle güzelce yüzümüze böyle bir su çarparız. Ben zaten her sabah kalktığımda soğuk suyla duş alırım. Biz de düşündük ki Fear Factor aksiyona başladığınız şu ilk etapta sizi bir kendinize getirelim. Ama burası Fear Factor aksiyon. Sizi kendinize getirmek için yüzünüze su çarpmayacağız. Ya ne yapacağız? Sizi suya çarpacağız. Bacaklarınızdan baş aşağı sarkıtılarak. İşte karşınıza Fear Factor aksiyondaki hoş geldiniz etabı demek istiyorum. İşte karşınızda ilk etabınız. Buyurun. Etabı gördünüz. Gülmeler duydum. O gülmeler sinir bozukluğundan mı? Yani evet. Neden hani, güldün? Ya ben örümcekler, yılanlar, yükseklik her şey tamam ama su altında hani nefes problemi yaşayabileceğimi düşünüyorum. O yüzden. Senin suyla ilgili problemin var mı? Ya aslında nefesle problem. Nefesle problem var çünkü kürekçiyim zaten. Ha, okay. Su üstünde süper tamam her şey okey ama su altı yok. Nur sen şu anda görüyorum onu. Soğuktan mı titriyorsun yoksa? Ha, heyecan değil. Heyecan da var. Yani anlamadım aslında. Bir şeyler sanki çıkarıp attı böyle. Bilemedim. Algılamaya şu çalışıyorum anda. Şu anda. Ha, etabı mı anlamaya çalışıyorsun? Evet. Merak etme anlatacağım. Sizi az önce de söylediğim gibi ayaklarınızdan bağlı baş aşağı suyun içine daldıracağız. Bunu bir dakika içinde sürekli yapacağız. Üzerinizde kancalarla tutturulmuş bayraklar olacak. Bu bir dakika süre içinde en çabuk bayraklardan kurtulan bu etapın birincisi olur. Ve önümüzdeki hafta bizimle Fear Factor aksiyona devam eder. Ve tabii ki bu hafta bir sonraki iki etabı yapmaktan da kurtulur. Sabahları yüzünüze su çarpmaya benzemiyor herhalde. Artık yüzüm yıkamayacağım. Suyu falan çarpma yüzüme. Artık suya küserim mi diyorsun Yeliz? Korkutucu mu? Kesinlikle. Yani tabii ki yapmaya çalışacağım ama şu an burası o kadar soğuk. Ayağınızdan bağlısınız. Suya daldınız sürekli çıkaracaksınız. Hani nefesimi tutayım, suyumu düşüneyim, bayrağı çıkarmaya mı çalışayım? Kesinlikle çok korkutucu. Ama bazılarınız boşa geriliyor. Çünkü bu etabı kim yapacak onu henüz bilmiyorsunuz. Buna da hemen bir açıklık getireyim. Adnan bu etabı yapmak ister misin? Buraya bize verilen görevleri yapmaya geldik. Ne verilirse kabulümdür diyorsun. Yani yapabildiğimiz kadar. Peki bakalım kızlar da senin gibi hevesli mi? Hazır mı? Bu etabı kızlar yapacak. Aslında büyük bir nevi iyi. Sonuçta eşimin performansını bilmiyorum ve eşimi şansa bırakmak istemem. Kendim yapmak isterim. Ne kadar su altında iddiasız olsam da, ne kadar zorlansam da kendimi sakinleştirip bitirebileceğimi düşünüyorum. O zaman başlayalım. Eşim dedin de, evet, o eşin kim olacak? İlk yapacak kızı seçelim. Hayır. Yeliz bir dua ettin sanki. Ya bunu gerçekten gördüm. Bilmiyorum şu anda izleyenler gördüm onu. Dudakları oynadı ama şey heyecandan titremedi yani. Yok, dua kolay. Okudun. Tabii ki yapacağım. Yapmak zorundayım. Çünkü hani şu anda bir insanın da sorumluluğuna sahip olacağım. Çünkü biriyle eşleştireceksiniz. O yüzden hani umarım sorunsuz yapabilirim diye dua ettim. İnşallah ben en sona kalırım falan gibi bir şey dedin mi? Yok, bir an önce yapabilirim. Bir an önce yapayım mı dedin? Yapabilirim. Duaların kabul oldu. İlk seninle başlıyoruz. Hemen seni yanıma alayım. Merhaba, ben Yeliz Mercan. 33 yaşındayım. İzmir'de doğdum ama İstanbul'da yaşıyorum. Güzellik uzmanıyım.
sıradanlık ve monotonluktan hoşlanmıyorum. Daha önce farelerle ilgili kötü bir anı yaşadım maalesef. O yüzden farelerle ilgili korkum var. Umarım en azından burada bunu atlatabilirim. Bunun dışında kokuları çok büyük duyarlılığım var. En kötü ufacık kötü kokuyu bile alabiliyorum. Kızları su etabında en azından çok rahat yeneceğime eminiyorum. Çünkü birçoğu çok narin. Erkekleri de büyük ihtimalle mantığımla yeneceğim. Çünkü erkekler daha çok güce dayalı şeyler yapmayı seviyorlar. Başka birinde benim yüzümden elenme ihtimali var. O yüzden çok fazla kızmamaya dikkat edeceğim. Çünkü insan kırmak istemiyorum. Ya da biri tarafından kırılmak da istemiyorum. Bu narin görüntüm sizi aldatmasın. Çünkü ben eğlenmeyi de bilirim. Rakipleri ezmeyi de. Erkekleri gördün. Gördüm. Hangisi senin şu ana kadar, yani ilk izlenim, hangisi senin Fear Factor aksiyona devam etmeni sağlayabilir? Akın ya da Kaan. Akın ya da Kaan. Evet. Neden Akın, neden Kaan? Tabii ki Eyüp ya da Adnan abi de olabilir ama hani Eyüp biraz hırslı. O yüzden ha, yapamazsam bağırabilir gibi geliyor. Senden çekiniyor. Hayır, ne alakası var? Olur mu öyle şey? Ben orada darmadağın eder, Eyüp çok hırslı üzer. Ama. Evet. Evet, hırsından tabii ki, yoksa kötü yani değil. Yani kötü niyetli değil, değil asla. Tabii negatif değil ama yani hani... Şimdi Kadir abiye benzettim. Adnan abinin de hani şey, ben yapamazsam şansını kaybetmesini istemiyorum. Bunu mu yazın hayatım? Ha? Sağ ol. İsrana uğramıyorsun. Yüzük kıran Adnan. İşte eğer ben yapamazsam, çünkü etabı ben yapacağım şimdi. Evet. Yani o benim yüzümden şansım, böyle bir şans yakalamış yaşıyla ilgili. Hani ben, benim için de, ben de çok genç değilim zaten. Ben de 33 yaşındayım. İşte böyle bir şans yakalamış, onu kaybetsin istemiyorum. Hani ben, olur da ben yapamazsam, de, ilenirsem. Burası... Yani Akın'la Kaan'ı seve seve yakabilir mi diyorsun? Buradan mı çıkıyor? Onları hani böyle işte şirinlik yapıp kızmalarını engelleyebilirim. Ha, sizi o anlamda tavlamış anladığım kadarıyla. Tabii, bir tanesi kardeşim. Yani sempatik manada. Hayır, onlara Akın... Nazım geçiyor diyor. Aynen, Akın benden küçük biraz daha. Ha, okey, tamam. Bakalım gerçekten Nazım geçiyor mu? Yani hani ilk olan ben alayım dedim, bu tuttu, umarım o da tutar. Ne diyeyim? O da tuttu. Yaşadın mı? Akın. Yaşadın. Akın, seni de böyle alayım. Ben Akın Özcan, 24 yaşındayım, 40'lar 50'yim, işletmeciyim. Fear Factor'a kendi sınırlarımı görmek için katıldım. Maddi korkularım pek yoktur, manevi korkularım vardır sadece. Küçük yaşımdan beri lisans olarak takım sporlarıyla uğraşıyorum ve son 5 yıldır Amerikan futbolu oynuyorum. Bu yüzden fiziksel mücadele gerektiren etaplarda çok başarılı olacağımı düşünüyorum. Yılanlardan, akreplerden ya da herhangi böceklerden bir korkum yok. Yarışma boyunca çok iddialı, çok konuşan arkadaşlar olacak. Ne demişler? Deve büyük ot yer, şahin küçük et yer. Hırslı ve mücadeleci bir yapım var. O yüzden takım arkadaşımın da aynı şekilde hırslı ve mücadeleci olmasını isterim. Korku nedir bilmiyorum. Gösterecek biri varsa bekliyorum. Akın pek mutlu olmadı bu sonuçtan gibi yo, mi? Olabilir mi? Ya kendine pek güvensiz, pek hoşuma gitmedi tabii. Aa. Pek güvensiz, pek hoşuma gitmedi dedi. Peki. Yani kendine daha çok güvenmesi lazım. Bence de. Evet, bu hafta boyunca bir takım oldunuz. Yola böyle devam edeceksiniz. Bu arada bayanların boynunda fularlarımız var. Bu fularlar da sizin takım arkadaşlarınıza vereceğiniz fularlar ki bilelim biz de aynı takımdasınız. Evet, hemen fularını Akın'ın boynuna tak ve böylelikle bu haftanın ilk takımı olun. Yeliz ve Akın, benimle gelin. Evet Yeliz, hazır mısın? Hazırım. Akın? Ben de hazırım. Sence başarılı olacak mı? İlk ay heyecanını attı Yeliz abla, bayağı güveniyorum şimdi. İyi, biraz rahatladıysan yok, iyi yok, de. Rahat. Çünkü heyecan hata yaptırır biliyorsun. Zaten heyecanla ilgili bir problemim yok benim. Benim sadece soğukla alakalı bir problemim var. Şimdi hiç bir de çarpı iki havuzda bir o kadar soğuk diye düşününce daha çok titremeye başladım. Seni o kadar çok suya çarpacağız ki belki... Isınacaksın, anlamayacaksın. Hayır, bir de şey var işte, onları çıkarmaya çalışırken büyük ihtimalle o kadar motive olacağım ki umarım öyle olacak. Üşüdüğümü hissetmeyeceğim umarım. İnşallah. Temennim bu en azından. Elinden geleni yap. Kesinlikle. Ki bir sonraki çünkü... etabı yapmak zorunda kalmayın. Ya bir de onun sorumluluğu var şimdi. Hani sanki böyle şey, ne istediysem oldu gibi oldu. Şimdi çarpı iki, bir de ağır bir laf da söyledi. O yüzden yapmam gerekiyor utanması için. Hadi o zaman Akın'ın yüzünü kara çıkar. Kesinlikle. Fear Factor aksiyonun ilk çifti Yeliz ve Akın oldu.
Yeliz, Akın'la eşleştirildiğine çok sevinirken Akın'ın bu eşleşmeden mutlu olmaması Yeliz'i şaşırttı. Akın, Yeliz'in kendine güvenmemesinden mutsuz oldu. Bakalım Yeliz, Akın'ın görüşünü değiştirebilecek mi? Yerini alın! Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, başla! Haydi Yeliz abla, haydi! İlk bayrağı attı. Toplam 8 bayrak taşıyor üzerinde. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. İpimi bırak Yeliz. Gelin ipimi bırak. Öbür elinle ipimi tutma. Yeliz, boş öbür aşağı, boş aşağı. İpimi tutma. Bırak öbür elini. Çok güzel, çok güzel. Devam böyle. Çok güzel, gidiyorsun. Harikasın Yeliz abla, harika. Yeliz üstündeki tüm bayrakları atarak etabı başarıyla tamamlıyor. Fakat gözyaşlarına engel olamıyor. Ya çok acıdı. Çok kötü sürdü. Yapacağım dedim ama sana söz verdim. Çok güzel. Aa, çok iyi yalnız. Canın acıdı mı? Evet biraz. Bayağı çok sert güzel. Çarpıyor çünkü. Ama süper. Kesinlikle yapman gerekiyordu. Kesinlikle. Çok iyiydi yani. Zaten sersem diyorsun çat diye çarpıyor ve böyle pat diye çıkıyorsun. Ne oldu? Nasıl çıktın falan diye düşünüyorsun. Anlamıyorsun bile yani. O kadar kötü ki anlatamam. Korktuk bayağı. Çünkü şey ama bir an böyle sonunu bulamadım. Acaba bıraksam falan diye düşündüm. Ama şey hani sana da yapacağım falan dedim ya. Böyle o lafından sonra yapmam lazımdı. Bayraklar yan dönüyor. Aşağıdan üstüm açmıyor onu anlamıyorsun. Onu bulana kadar bayağı zorlandım. Akın kıpkırmızıydı ama. Evet, süpersin. Ne diyorsun Akın? Vallahi çok güzel yarıştı. Ayrıca bana da büyük bir sorumluluk yükledi. Aynı zamanda rakiplere de çok güzel korku saldı. Zeki ne oldu orada? Canın ya, yandı mı? Kesinlikle yandı. Çünkü şey, yani tam aşağı yapmak istemiyorum. Benim nefesle alakalı problemim var. Burnumu tutmam gerekiyor. Bu defa da tutarsam bir yandan hani öbürünü çıkaramayacağım diye düşünmeye başladım. Hani en azından işte birinden destek vereyim, tutayım, öbürleri çıkarayım falan diye düşündüm. O yüzden daha çok sırtımı çarptım. Artık Fear Factor aksiyonuna beni ıslatıp dövdüler desen herhalde daha yanlış olmaz. Miyim? Tebrik ediyoruz seni Yeliz. Teşekkür ederim. Yerinizi alıyoruz. Bravo. Havuzu ve vinci görünce açıkçası çok mutlu olmuştum. Yani fiziksel dayanıklılık gerektiren etaplarda çok başarılı olacağımı düşünüyorum. Ancak ondan sonra bayanların yarışacağını öğrenince bu bizde biraz mutsuzluk yarattı. Özellikle bayanların tedirginliğini gördükten sonra bu bizim stresimizi biraz yükseltti. Nasıl bir güç anlamadım. Belki de biraz Akın ıslandırdı beni. İşte Yeliz abla yapamayacak. Çünkü ben de yapamayacağımı düşünüyordum açıkçası. Akın sayesinde biraz gaza geldim sanırım ve yaptım. Sıra kimde? Ben gelebilirim. Sen gelebilirsin. Evet. Ama Nur gelecek şimdi. Gel bakalım tamam. Yalma Nur. Evet. Ben Nur Akdağ, 22 yaşındayım. Bağdatlıyım. İzmir'de yaşıyorum. Dansçıyım. Beni başarıya götürecek olan şeyin sanıyorum hırsım olduğunu düşünüyorum. Sadece fiziksel güç yetmiyor. O yüzden zeki olmak gerektiğini de düşünüyorum. Yüksekten ve böceklerden aslında nefret ederim ve korkarım. Belirlediğim hedefler var ama bunlar için bir başlangıç... Evet gerçekten çok büyük bir para değil belki. Ama bir başlangıç yaratmak ve onu devam ettirebilmek için benim için çok önemli bir para.
Başvururken tek başıma başvurdum ama bu yolda sürekli ikişer kişi olarak ilerleyeceğimizi biliyordum. Benim için seçilen eşin çok yumuşak olması hoşuma gitmez, pes etmesi hiç hoşuma gitmez. Ama başarısız olduğumuz durumlarda da bana bir takım olduğumuzu hatırlatacak ve beni düşürmeyecek biri olur. Benim adım Nur, rakiplerim duysun, olay budur. Kim olsa keşke benim eşim diyorsun. Eyüp. Eyüp, neden? Çünkü ben de çok hırslıyım, o da çok hırslı. Dolayısıyla hırstan dolayı bir şey yaşanırsa birbirimizi anlayabileceğimizi düşünüyorum. O da benim gibi savaşmalı, sonuna kadar gitmeli, nefessiz kalmalı. Hiç umurumda değil yani. Ben çünkü başladığım zaman o iş bitecek diye başlıyorum. Sonuçta her şeye rağmen burada bir takım oluyoruz birbirimizi ne kadar tanımasak da. Rakip olduğum ana kadar, inşallah finalde rakip olduğum ana kadar tüm erkek takım arkadaşlarımdan aynı şeyi bekliyorum. Kendine Eyüp'ü uygun gördün. Yani ama bu hafta için neyi uygun gördünüz bilmiyorum. Adnan var, Kaan var, Eyüp var. Eyüp olsun diyorum ben de. Yeliz'in de istediği olur, seninki de öyle olsun. Ben Eyüp Öztürk, 28 yaşındayım, turizmciyim, İstanbul'da yaşıyorum, aslen Mardinliyim. Ne kadar cesur ve ne kadar korkusuz olduğumu kendime ispatlamak, aynı zamanda da çevremdeki insanlara bunu kanıtlamak istediğim için buradayım. Ben Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Hiçbir şey de beni korkutamaz, hiçbir şeyi durduramaz. Ben doğma büyüme Fatihliyim. Orada gerçekten çok zor şartlar altında büyüdüm. Yaklaşık 7-8 senedir çok ağır antrenmanlar yapıyorum. Ve bu yarışmaya çok iyi hazırlandım. Kendimi fiziksel olarak çok güçlü hissediyorum. Ben buraya gerçekten savaşarak kazanmaya geldim. Kızların gerçekten bu yarışmada erkeklere ayak bağı olacağını düşünüyorum. Güçse güç, yürekse yürek, hiç heveslenmeyin. Zordur beni geçmek. Ne diyorsun? Sen Nur konuşunca böyle yaptın. Tam bana göre mi ifadesiydi o? Hırslı olmasa hoşuma gitti. Yani kendine güveniyor bu şekilde. Bu etabı da en iyi şekilde gerçekleştireceğini düşünüyorum. Benim için hiç önemli değil. Nur, Derya, Damla, Yeliz. Baştan demotive oldum yani şu anda. Olsa olsun, hiç fark etmez bunlar. Sorun değil. Evet, fullörünü ver Eyüp'e. Sana mor çok yakıştı. Bekle, bekle. Eyüp. Ben de düzelteceğim. Boynuna takarsan Nur. Hayır, burayı takmak istedim ben ama. İyi, hadi oraya. Peki, tamam oldu. Öyle uygun gördü. Mor çok yakıştı. Eyvallah. Morarmayız umarım. Nur ve Eyüp, benimle gelin. Nur, burada başarısız olursan bu etapta bir sonraki etaba kalıyorsunuz. Evet. Senin için fark eder mi bu ayıp? Ben başaracağına inanıyorum. Titremese daha iyi olacak. Biraz rahat olursa, sıkmazsa kendini yapabileceğine inanıyorum. Nur'un. Teşekkür ederim. Umarım bu bir dakika içinde elinden geldiğince çabuk bütün bayrakları toplarsın. Umarım. Eyüp ve Nur çiftinin eşleşmeleri de gerilimli başladı. Nur, kendisi Eyüp'ü çift olarak isterken, Eyüp'ün benim için çift fark etmez demesi üzerine hayal kırıklığına uğradı. Hazır mısın? Evet. Üç, iki, bir. Başla! Bravo, bravo! Evet, evet, aferin, aferin, aferin yavrum, bravo! Mükemmelsin, mükemmel! Devam et! Aslanım benim be! Nur zorlanıyor. Oysa rakibi Yeliz, 8 bayrağın tümünü de toplamıştı. Bravo! Bravo! Devam et! Bravo! 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 Aslanım benim be!
bitti diyerek işlemi durdurdu. Fakat görünen o ki üzerinde hala birkaç bayrak var. Onları unuttu mu yoksa bilerek mi bıraktı, birazdan anlayacağız. Ama bitmemiş daha. Durum anlaşılıyor. Nur kalan bayraklarını görmeyip bitti zannederek yarışı durdurmuş. Ayağım açıldı şu ipten. Olsun, şanssızlık oldu değil mi? Evet. İyi ya, başarılıyım lan. Güzel. Sağlık olsun. Biraz daha şey yapalım, çalışalım, uğraşalım dedim ben. Zor değildi. Eğer o ip ayağımdan çıkmasaydı zaten sudan çıktıktan sonra kafam geride kalmayacaktı. O zaman çok daha kolay çıkacaktı. Yani en başta zaten çok kolay çıkardım fark edildiğinizleri. Evet, Evbe Nur. Hemen şöyle alayım sizi. Alkışladık ama senin için çok da güzel geçmedi galiba. Evet, çok talihsiz geçti. Yani biraz erken kestiler. Bitti sandılar bayraklar bacak arama kaçtığı için. Bitti sandılar, indirdiler. Bayraklarım bitmemiş. 9 saniyem sanıyorum daha vardı. Ama onun dışında zaten bütün 10 bayrağı da arkadaşımız çıkardığı için benim hiçbir şansım yoktu. Çünkü bayraklardan birini kancasız çıkarmışım. Böyle, canın sağ olsun ya. Olsun. Canın sağ olsun diyor. Aynen. Da bilmiyorum. Bir negatif. Ya tabii ki yani moral olarak insan biraz negatif başlıyor tabii ki. Ama yani sonuç itibariyle çok da problem değil. Ben zaten alışkınım Süperman olmaya hayatım. Kurtarıcın olacağım yani diyor. Evet, Süperman ne yapacak ona bakacağız bir sonraki etapta. Sizi tebrik ediyorum. Senin de cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. İkinizi de yerinize alıyorum. Bravo. Kafanızı toparlamanız biraz zor oluyor sudan çıktıktan sonra. Su yutuyorsunuz. Hele ki çok yetenekli değilseniz bu konuda. Sert çarptık. Çok yukarı çıktık, bazen hiç çıkmadık. Hani ne kadar sürede aşağı inip inemeyeceğinizi de bilmiyorsunuz. Dolayısıyla biraz garip oluyor. Ya şu an oturup ağlamamak için zor tutuyorum kendimi açıkçası. Ama gerek yok çünkü Eyüp kendisi söyledi, benim süpermenim olacak. Şanssızlık yani ya, başka bir şey değil. Bence çok başarılıydı. Ben mutluyum yani Nur'la takım arkadaşı olduğum için. Evet, sırada kim var? Zaten ya Derya ya Damla. Evet, geleyim bari. Baktınız o kadar. Ben diye ikisi de oradan bir can attılar. Nedense böyle bir cesaretiniz yerine geldi mi? Yoksa artık daha fazla beklemek istemiyor. Suya giren ısınıyor. Ne yapalım? Suya girip çıkan ısınıyor. Gördük, biz de çok üşüdük, ısınalım dedik. Peki o zaman... Damlayı alın ben. Ben mi? Ne kadar meraklılarmış. Derya. Geliyorum. Sen de karar kıldın. Tamam. Ben Derya Apohan, 21 yaşındayım. Matematik öğretmenliği okuyorum. Yarışmaya Eskişehir'den katılıyorum. Daha önce atletizm yaptım, basketbol takımında yer aldım, basketbol hakemi yaptım. Hatta lisede bir ara futbol takımında bile oynadım. O yüzden kendime fiziksel olarak çok fazla güveniyorum. Bazı hani su etaplarında biraz zorlanabilirim. İşte nefes tutmadır ya da suyun altında biraz daha fazla kalmadır. Agresif davranabilirim fakat bu agresifliğimi yarışma esnasında odaklanarak kontrol edebileceğimi düşünüyorum. Kendime fiziksel olarak güveniyorum. Aynı zamanda böceklerden korkmuyorum. Örümcekler olsun, yılanlar olsun. Onlara karşı gayet sakin bir şekilde etabı tamamlayabileceğimi de düşünüyorum. Karşımdaki insanın eğer o anki zayıf noktasını biliyorsam ki psikolojik olarak da onu yıkabileceğimi düşünüyorum. Partnerimin aynı şekilde benim gibi kendisine güvenmesi gerekiyor. Fiziksel olarak da kuvvetli olması gerekiyor ki ben o hesabı kolaylıkla atlatabilmeliyim. Hayat bir yarışsa ya ben kazanırım ya sen kaybedersin. Hazırsın. Hazırım. O zaman sana bir eş bulalım. Bulalım. Zaten alternatifimiz azaldı. Ya Adnan abi olacak da kan. Evet, çok bir alternatifimiz kalmadı. Hangisini tercih edersin? Bu etabı ben yaptığım için aslında pek bir şey değişmiyor ve kimseyi tanımıyorum. Kimse ne kadar kuvvetli, güçlü, diğer etaplardan ne kadar başarılı olurlar tahmin edemeyeceğim için şu an önemli değil. Evet, bu etapta iyi bir seyirci olacak, iyi bir destekçi olacak. Evet. Ama unutma ki bu etapta başarısız olursan bir sonraki etapta belki seni kurtaracak, belki birlikte koordineli çalışacaksınız, belki birlikte yapacaksınız etabı. O zaman bana bırak. Yüzük kıran Adnan. Süper olur. Ben Adnan Özkan, 51 yaşındayım. Evliyim, 3 kız babasıyım. Bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Mudanya'da oturuyorum.
51 yaşında olmam benim için bir dezavantaj değil, aslında bir avantaj. Tecrübelerim var. Eşim biraz ne işim var orada falan dedi ama İznikli olmanın bir avantajı var bende. O da İznik Gölü'nün yılanlarla dolu olması. İrili ufaklı su yılanları. Ben onlarla küçükken oynardım. Onun için yılan korkum yok. Rakiplerimle karşılaştığım zaman şaşırmadım desem yalan olur. Hepsi iri yarı. Yani amiyane bir ifadeyle zebellak gibiydiler hepsi. Onların beni hafife alacaklarını düşünüyorum. Ama sonrasında görecekler ki Karaman'ın koyunu sonra çıkacak oyunu. İznik'te doğdum, Mudanya'da doydum, Arjantin'de kazanmayı kafama koydum. Adnan, ters sahibi de oldun. Bak seninki değişik oldu. Herkes evet, boyuna taktı, doğru. Senin kolda. Biz farklıyız. Siz farklısınız kesinlikle. Bence yakışıklı. Ne diyorsun Adnan? Ben Derya'nın yüzünü kara çıkartmama gayret göstereceğim. Tebrik ediyorum. Bu kız gözü kara bir kız. Evet. O zaman benimle gelin Adnan. Peki. Ve Derya. Peki. Uyumlu bir çift olarak görünmüyorsunuz. Neden diyeceğim? Neden? Yaştan itibaren. 51 yaşındasın. Sen evet. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Süper. Bir tek birileri tutuyor. Evet. Evet. Ama bir de Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta o var yani, değil mi? Ben de sana güveniyorum. Ben de görüyorum o işi sende. Ben de kendime güveniyorum. Bol şans diliyorum. Korkma. Korkuyor musun? Hayır, şu anda korkmuyorum. Ne hissediyorsun şu anda? Şu anda açıkçası etabı düşünüyorum. Hani ne yaparsam daha çabuk bir şekilde bayrakların hepsini çıkartayım. Çünkü sonuçta Yeliz hepsini çıkardı. Ve benim hepsini çıkartıp ondan daha iyi olmam lazım. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Derya, Nur ve Yeliz'in yarışlarını gördüğü için daha rahat. Ortağı Adnan'la da uyumlu görünüyorlar. Bol şanslar Adnan. Teşekkür ederim Adnan abi. Görüşürüz. Seni seviyorum hadi. Ben de. Evet Adnan, hemen şöyle yanıma alayım seni. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne diyorsun? Yapar mı? Yapar. Yapar. Ben onu gördüm. Gördü. Canavar gibi. Bence de. Sakın panik yapma Derya. Çok sakinim. Evet, bence de. Başaracaksın Derya. Okey. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1, başla. Aferin Derya. Sakın korkma. Endişelenme, telaş yapma. Derya, çarpmaların şokundan olsa gerek, bayrak toplamakta büyük zorluk çekiyor. İki bayrakta takılı kaldım. Elim kıstırdım. Kesildi. Çok güzeldi. Boş ver. Ay ya. Olsun olsun. Üzüntülü döndün. Evet. Daha iyi bir derece çıkartabilseydim. İkinci ve üçüncü etapından kurtulacaktım. Zorlandın mı? Evet, biraz zorlandım. Neyde zorlandın? Bayrakları alırken mi, suyla ilgili mi? Bayrakları alırken zorlandım. Bence de Adnan doğru söylüyor. Hiç üzülme. İkinci etabı var bunun. Üçüncü etabı var. Derya'da gerçekten canla başla çalıştı. Yani ben onu gördükten sonra korkum kalmadı. Süper. Takdir süper. Ediyorsun. Vallahi. Sizi yerinize alıyorum. Tebrik ediyorum Derya. Aferin sana. Aynı etabı Adnan abi yapsaydı benim kadar bile bayrak çıkarabileceğini düşünmüyorum. Çünkü suya
girmenizle çıkmanız bir oluyor ve o kadar hızlı olabileceğini sanmıyorum. Büyük bir gayretle çalıştı. O gayretini gördüm ben. Yani yalnız işte giderken böyle üzüldüm. Neden çok üşüyordu giderken? Canım benim yani gerçekten üzüldüm böyle. Daha çok üşüyecek diye düşündüm böyle. Arkasından baka kaldım. Bundan sonraki etaplarda Adnan abiye hem güveniyorum hem güvenmiyorum. Ben buraya kazanmaya geldim ve onun yapamaması demek benim daha ikinci bölüme bile geçmeden elenmem demek. Bu benim için hayal kırıklığı olur. Ve Adnan abiyle şöyle bir problemimiz vardı. Birkaç defa tartıştık. Daha doğrusu tartışmak değil. Bana bazı şeyleri söylüyor. Tamam diyorum ama aynı şeyi defalarca söylüyor. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Evet yaş olarak benden büyük ama ben birilerinin tarafından yönlendirmesinden hiç hoşlanmayan biriyim. O yüzden hoşlanmıyorum ama şu anda eşim ve devam etmem onun eline bağlıysa eğer olan tüm motivasyonu veririm. Ve gerekirse tabii ki de ona güler yüzlü. Abi şöyle abi böyle böyle devam edeceğim. Hemen benimle gelin diyorum. Kaan ve Damla, direkt benimle gelin. Ben Damla Ercan, Ege Üniversitesi Spor Endüstri Bölümü öğrencisiyim. Yarışmaya İzmir'den katılıyorum, 19 yaşındayım. Böceklerden çok korkuyorum. Yolda bile görsem yolumu değiştiririm. Çok acayip korkuyorum, yani tiksiniyorum açıkçası. Ben Fear Factor'da aksiyon olan etaplarda daha başarılı olacağıma inanıyorum. Yarışmacı arkadaşlardan kendimi bir adım daha önde gibi görüyorum. Çünkü bunun nedeni sporla eskiden yapmış olduklarını öğrendim. Erkeklerin de çok güçlü olabildiklerini ama kızların daha pratik zekası olduğuna inanıyorum. Yarışmada eşleştirmelerde eşimin hırslı, güvenilir olmasını isterim. Elinden geldiğini yaptığı sürece benim için hiçbir sorun olmaz. Ben Kaan Özdar, 30 yaşındayım, işletmeciyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Aslen Kafkas göçmeniyim ama İstanbul'da ikamet ediyorum. Hayvanlardan korkmuyorum. Hızdan hiç korkmuyorum. Yükseklikten de korkmuyorum. Herhangi bir şeyden korkum olmadığı için bu yarışmaya katılmayı düşündüm. Çok basit geldi. Basit geldiği için buradayım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemiyorum çünkü her etabı yapabileceğime inanıyorum. Diğer rakipler beni ilgilendirmiyor. Pek de kale almıyorum onları. Kızlar bu yarışmada olmayı hak etmiyorlar. Bence analarının babalarının yanlarında durup onlara yardım etmeliler. Çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkamalılar. Bu erkeklerin işi. Yarışmada kimle eşleşeceğimizi de tam olarak bilmiyorum. Pek de motive edemeyeceğim kendisini. Şimdiden üzgünüm. Kendi sorunu ister yapar ister yapamaz. Yapamazsa benden kaynaklanan biraz hırgür olabilir. Başkasının yapamasından dolayı da ben kendim elenirsem üzülürüm. Üzülürsem de o arkadaşın canını yakarım. Rakiplere de kaybetmeye de tahammülüm yok. Evet Damla, çok bekledin. Evet çok bekledim ya. Sabırsızlandın. Evet, üşüdüm falan ama olsun. Bir an önce yapmak istiyorsun. Evet yapmak istiyorum. Kaan güveniyor musun Damla'ya? Güveniyorum. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Yapmadan canı sağ olsun. Şöyle bir özellik var tabii. Bu anı herhalde hiçbiriniz unutmazsınız. Çünkü ilk defa bir araya geliyorsunuz. Hiç birbirinizi evet. Tanımıyorsunuz. Evet. Sorumluluklar büyük. Tabii. Ağır. Evet. İnşallah başarırsınız. İnşallah. Göreceğiz. Bir taktik geliştirir mi kafanda? Çarpmaya falan alışığım. Tramplen atlama yapıyorum. O yüzden sürekli yapışıyoruz yani suya. O yüzden ondan alışığım. Hani belki onda bir artı olabilir. Sen güveniyor musun Damla'ya? Yapar. Yapar. Halleder. Ama tanıdığından ya da bildiğinden değil. Öyle değil, hayır. Yapmazsan diyorum, vay anasıyor bunu. Peki. Aman tanrım. Etaptan sonra görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Panik yapma. Acele etmeyeceğim. Dikkat et. Gel bir etapa. Kaan ve Damla da Gürücü usulüyle evlenmiş gibi birbirlerine alışamadan etaba başlamanın gerginliğini taşıyorlar. Bakalım Damla'nın tramplen atlama yapıyor olması ona havuzda bir avantaj yaratacak mı? Damla'nın Yeliz'i geçebilmesi için bir dakikadan daha az zamanda tüm bayrakları hızla atması lazım. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1 başla. Thank you.
Nasıl geçti? Ya çıkaramadım ya. Güzeldi ama. Böyle çok su yuttum. Olsun, güzeldi ama ya. Kalmadı değil mi bayram? Yok ama sonra attın galiba. Sayıldı ya. Sayıldı mı? Damla ve Kaan. Evet. Yanıma gelin. Ay. Nasıldı Damla? Şey oldum. Kafamı tutamadım ya. Kafam ağır geldi gibi oldu. Böyle gidip geldim falan çok sıktım bir de. Benim için görsel bir şölendi. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi. Sevindim. Kaan ne diyorsun? Benim için de öyleydi. Görsel bir şölendi. Size katılıyorum evet. Çok güzeldi. Gerçekten tebrik ediyoruz ayrıca da seni. Hemen yerinizi alıyoruz. Tebrikler. Sağ olun. Damla olsa da olurdu, olmasa da olurdu. Çünkü ben ikimizi de taşıyacak güçteyim. Böyle bayağı böyle su falan yok. Bir de ayağım çıktı mı diye mi oldu artık anlamadım. Böyle bayağı yukarı çıktım falan. Uçuyormuşum gibi oldu. Bir de hızı çarpıyor. Evet, sonuçları açıklayacağım. İki çiftimiz 8 bayrağın 8'ini de gövdesinden ayırmayı başardı. Bunlar Kaan ve Damla, Akın ve Yeliz. Diğer iki çift de maalesef bunu başaramadı. Sizler bir sonraki etaba devam edeceksiniz. Bu iki çift arasından bir tanesi kendisini bu haftalık kurtardı. Önümüzdeki hafta bizimle Fear Factor aksiyona devam edecek. Diğer etapları yapmadan. Arada çok küçük bir fark var. O da bir bayrak. Şöyle ki, Damla ve Kaan çifti, sizin en son bayrağınız, sizin süreniz bittikten sonra aldığınız bayrak. Bitti! Bitti! O yüzden önümüzdeki hafta yarışmayı devam etmeyi garantileyen çift siz oldunuz. Akın ve Yeliz! Tebrik ederiz! Bana süper. Çok hoşlandı. Bilemem orasını. En karamsar giden Akın da aslında. Yeliz ona çıktı diye. Değil mi? Öyle miydi Akın? Çok karamsar olmamak lazımmış demek. Ön yargılı hiç olmamak lazımmış. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Önümüzdeki hafta bizimle Fear Factor aksiyona devam etmeyi garantilediniz. Süper. Evet, bence güzel bir etap oldu. Bu etapın birincisi de Akın ve Yeliz oldu. Onları tebrik ediyorum. Ama arkadaşlar, diğer kalan çiftler, sizler de üzülmeyin. Emin olun bundan çok daha güzel bir etaba gideceksiniz. Siz de hazırsanız nefeslerinizi kesecek ikinci etapımıza gidiyoruz. Gözlerinizi açın. Az önceki etaptan çok daha güzel bir etap. O yüzden üzülmeyin. Yapacak olmanıza üzülmeyin. Bence çok eğleneceğiz. Çok güzel olacak. Adnan. Yüzük kıran Adnan. Sanki güvenmiyor Derya sana. Bence çünkü de belki öyle. Sen yapmak zorunda bence kalırsın de dedim. Çünkü... Oh süper o zaman dedi. Ben onun düşüncelerini tersine çıkaracağım. İnşallah. İnşallah. Ha sen bayağı söyledin yani, mi Adnan'a sana güvenmiyorum? Yok. Az önce ne dedi? Yani güç kuvvet gerektiren yerde yaşı var dedi, bilmem ne dedi. Demedi mi? Evet. Ya ben tek korkum açıkçası. Bundan önceki etapta da efendime söyleyeyim, ben konuştuktan sonra rahatladım dedi. Yani, evet işte evet. O yüzden ben yani de o yüzden kurcalıyorum bana orayı. Niye güvenmediğini de anlayamadım gitti. Adnan abi çok iyi motivasyon yapıyor. Ben sadece yaşından dolayı biraz korkuyorum açıkçası. Hiç korkma. Eyüp. Sen durumdan memnunsun. İyi ya. Kıl payı kaçırdınız. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Peki sen burada bu beyler arasında kimi rakip olarak görüyorsun kendini? Vallahi Akın'ı isterdim bugün ya. Böyle kendine güveniyor falan böyle hani ben olsaydım falan diye de fark etmez yani. Şimdilik Yeliz'in arkasında diyorum. Bakacağız. Kavgada söylenmez. Yeliz'in arkasına saklanıyor diyor. Ne demişler? Kaçan yarışmacı büyük olur. Akın. 1-0 öndesin. Yarışırız. Akın'ın performansını görmek istiyorum aslında. Yani şimdi o biraz hani eksik kaldı burada. Bedavadan gitti yani. Yani bir görmek isterdim yani. Hani nedir ne değildir en azından.
Biz de heyecanla bekliyoruz önümüzdeki hafta kapışmanızı. Eyvallah. Sen ne diyorsun Kaan? Ben ne diyorum? Bir şey demiyorum. Yarışacağız, göreceğiz. Sen çok konuşmayı sevmiyorsun. Aynen. Çok konuşan arkadaşlar var burada. Çok konuşan onlar arkadaşlar var. Onlar konuşuyor, evet. Bir örnekle açıklarsan çok sevinirim. Eyüp kardeşim. Tahmin ettim nedense. Yani şimdi tabii ki... Eyüp senin de sevenin çokmuş bu arada. Şimdi ama yani şimdi şöyle bir şey var. Hani kişi kendini bilir yani, değil mi? Yani en azından... Kendime güveniyorum tabii da konuşuyorum. Tabii ki yani kendime diyorsun. Güvenmedikten sonra burada ne işim var? Keza Muhammed Ali, Mike Tyson... Bunlar hep kendilerine güvenen insanlar. Messi, Ronaldinho bunlar hep kendilerine güvenen Messi, insanlar. Evet. Yani. Çünkü kendine güven olmadan bu iş olmaz. Yani kuru sıkı değilim diyorsun. Yani tabii canım yani. Bilen bilir yani. Semtten çocuklar da bilir. Arkadaşlarım da bilir, dostlarım. Sen Fatihli miydin? Fatih doğma bir. Fındıkzade'ye de buradan ayrıca saygılar, sevgiler sunuyorum. Dönelim Fear Factor aksiyondaki etaplarımıza. Genellikle cesarete dayalı etaplar. Kas kuvvetine dayalı etaplar. Yürek gerektirir lazım. Yürek gerektirir. Eyüp gibi olmak gerekir. Evet. Eyüp gibi olmak gerekir. Eyüp gibi olmak gerekir. Güzel. Kimi zaman bir yüzücü gibi yüzmenizi istiyoruz. Kimi zaman dağcı gibi tırmanmanızı istiyoruz. Kimi zaman bir cambaz gibi yükseklerde dolanmanızı istiyoruz. Bunlar dediğim gibi hepsi kuvvete ve kas gücüne dayalı etaplar. Aynı zamanda tabii ki cesaret isteyen etaplar. Ama zannetmeyin ki sadece bu saydığım özelliklere dayalı etaplarda sizi yarıştıracağız. Zarif yanlarınızı da öne çıkartmak istiyoruz. İşte şimdiki etapımızda tam bu bahsettiğim hayatın zarif alanlarında geçerli olan bir etap olacak. Sizce ne olabilir? Bana hiçbir şey gelmiyor. Kasa açmak gerekir falan vesaire bir şey yani olabilir. Kasa açmak? Gerekir yani. Zarafet gerektirir. Tabii ki. Hırsızlar da çok zarif insanlardır. Ya onunla alakası yok şimdi. Belki kurtarmak gerekir arkadaşımızı, bir yerden kurtaracağız falan vesaire. Peki anlaşılan siz bulamayacaksınız. Ben size yardımcı olayım. Dans. Bu etapta sizin bir nevi dans yeteneğinizi test edeceğiz. Elbette ki en estetik ve zarafet gerektiren dans. Buz pateni. Bir önceki etapta teknik puanlarınıza baktık. Şimdi de artistik puanlarınıza bakacağız. Sen dans ediyor musun Eyüp? Nur sen? Ben profesyonel dansçıyım. Profesyonel dansçısın. Evet. Soğuktan nefret ederim. Ama kıvrak hareketler vardır çok tabii ki değil mi? Vücudum? Evet var. Tabii biliyorum. Var. O zaman şu anda siz favori çiftsiniz. Nur ve Eyüp. Sokak dansında iyi sokak zaman... Sokak dansı olsaydı diyorsun olurdu da. Buz pateni? Buz pateninde biraz... Üstelik şu kadar bir alanda. Sıkıntı yaşayabiliriz ama bakacağız elimizden geleni evet. Yapacağız. Biliyorsunuz ki artistik patinaj zor bir danstır. Yani eşinize havaya atmanız gerekiyor. Tam zamanında onu yine yakalamanız gerekiyor. Ve aynı zamanda da kol gücü gerektiren bir iştir. Değil mi Adnan? Ben hiç dans etmedim. Sen hiç etmedin dans? Vallahi de etmedim. Bilmiyorum. Halay da mı çekmedin? Halay çektik. Çivite telli o kadar işte bizim köy düğünlerinde. E tamam işte ha. Müzik kulağın var. O zaman tempoyu tutturursun. Bilmiyorum vallahi. Bizim pistimiz biraz dar olsa da burada sizden aynısını yapmanızı isteyeceğiz. Kızları buz tankının içine koyuyoruz. Erkekler de şurada görmüş olduğunuz işaretli alanın içinde duracaklar. Kızlar buz tankının içinde bir ip sistemine bağlı olacaklar. İpin diğer ucu ise eşlerinin ellerinde olacak. Yukarıda 3 adet kilitli kutu bulunmaktadır. Bu 3 kutunun anahtarları buz tankının içinde gizli. Buz tankının içinde 10 adet kutu var. 10 adet kutunun sadece 3'ünde anahtarlar var. Kızlar, sizin yapmanız gereken buz tankının içindeki anahtarları bulmak olacak. Anahtarı bulduğunuzda
eşiniz sizi iple yukarı çekecek. Anahtarla kutuyu açacaksınız ve içindeki bayrağı yere atacaksınız. Ondan sonra eşiniz sizi yine aşağı indirecek. Bu yukarıdaki bütün kutuları açana kadar devam edecek. Son bayrağı da aldıktan sonra yere atınız ve eşiniz sizi buz tankının içine geri koyduğunda sürenizi durduracağız. Bu etabı en kısa sürede bitiren çift bizimle önümüzdeki hafta Fear Factor aksiyona devam etmeyi garantiler. Ama bence daha da önemlisi bir sonraki etapta elenecek miyim acaba diye korkmaktan da kurtulur. Süreniz 5 dakika. 5 dakikadan fazla bu buzun içinde kalırsanız eğer dokularda kangrene yol açabilir. Bu nedenle süremiz 5 dakikayla sınırlı. O zaman her şey anlaşıldıysa ilk hangi çiftten başlayacağız ona karar verelim. Damla ve Kaan, şöyle alayım sizi. Evet, Damla. Evet. Sen hemen bir an önce yapmak istiyorsun, evet. Atlatayım diyorsun. Kesinlikle. Ama partnerin, takım arkadaşın Kaan'a hiç sormadın. Sormadım. Sana fark ediyor mu? Yok, fark etmiyor. Şimdi İlk yapma. Sonra. Nasıl olsa yapacağız, halledeceğiz. Hallederiz Kaan. Evet. Peki, senin soğukla ilgili bir problemin var mı? Yok, hayır yani. Bilmiyorum, uzun içine girmedim hiç ama. Kaan? Yok, ben... Hafif şöyle... zaten. Kaç kilosun sen Damla? 48-49. Sen kaç kilosun Kaan? 116. Maşallah. Her gün idman yapıyorsun herhalde. Ne hemen, yoksa hemen. Gün aşırı. Hemen. Kaldırdığın ağırlıklar kadar işte. Evet. Sizi gönderelim. Alkışlar tabii. İlk etapta Damla bir bayrağı süre dışında aldığı için ikinci olduklarından Kaan çok anlayışlı davranmış ve Damla'yı teselli etmişti. Bu etapta ipler her ne kadar Kaan'ın elinde olsa da buzun içinde Damla'nın performansı çok önemli. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Evet. 3, 2, 1, başla. Damla'nın buzun içinden 3 anahtar bulup yukarıdaki kilitleri açması ve bayrakları aşağı atması için 5 dakikası var. Kutuyu salla olmadan. Buzların içinde 10 kutu var. Fakat sadece 3'ünde anahtar gizli. Kutuyu aldığı zaman salla, tamam mı? İçinde anahtar olup olmadığına bak. Salla. Sallasana, var mı içinde? Tamam. İyi misin? İyiyim. Tamam. Acele et biraz. Evet. İndir. Yavaş. Bırak. Tamam. Devam et öyle. Devam et. Salla onu. Salla onu devamlı. Damla'nın Kaan'ın uyarısını hiçbir şekilde dikkate almadığını görüyoruz. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok Damla. Ortalara bak Damla. Ya yok. Hepsi içinde. Hadi. Daha derinlere bak. Elle yapma işini istiyorsan. Yok. Hadi Damla, peş etme hadi. Biraz hızlı. Devam et. Eğil de bak, elinle eksiltmeye çalış. Damla. Tamam, ayağını da çıkar şimdi. Eğil oraya. Elini soksan oraya. Sok ellerini. At, cama doğru at. Yok. Aç ortadan devam et.
dakika. Hadi Damla. Devam et Damla, baksana cam tarafına bak. Sağ tarafına bak, sağ tarafına. Sağ tarafına yap, şu tarafına, şu tarafına. Dur, devamlı, devamlı, hızlı. Hızlı, devamlı yap, devamlı yap. Bırakma. Bırakma. Son otuz. Hadi Damla. Devam etsin Damla, hızlı yap. Yok ya. Çabuk peşesi ya. Hepsi içinde. Hadi Damla. Ya yok kız. Beş, dört, üç, iki, bir, bitti. Damla ve Kaan 5 dakika içinde sadece bir bayrak toplayabildiler. Kötü bir derece. Şöyle yaptı ya. Yoktu yani. İyi de iyi de boş ver. Şu taraflara baksana keşke ya. Baktım her yere ama Kaan bulamadım yani. Soğuk muydu? Soğuk, kendilerim bana. Kısardı. Keşke biraz daha uğraşsaydın Damla ya. Ama biliyorsun, gördün sen de. Gerçekten yoktu yani. Damla biraz daha yapacaktı. Yaptım, görmedin ya. Aşağılara fazla inemedin. İnemedim çünkü gitmiyor yani, kalıplaşmış bu. Damla ve Kaan. Evet. Ne oldu Damla orada? Ya dibe zaten gidemiyorsun. Böyle neden buzlar, gidemiyorsun? Birbirine hani kilitleniyor. Bir şey olmadı, sorun da o diyorsun. Evet. Ya ama orada olmak farklı yani şimdi. Buzlar hani göründüğü gibi değil aslında ya. Gerçekten yapışıyor ve dibe yani bayağı şey yaptım ama. Belki de hani kilom az diyedir, bilmiyorum hani biraz daha aşırsam. Yani Kaan orada olmadan bilemezsin şu anda hani şey yapma da. Ama... Öyle ama uğraşmadım fazla yani. Biraz da uğraşsaydın daha iyi olur. Uğraştım yani. Elimden geleni yaptım yani. Bütün ellerim parçalandı. Ellerini niye kullanmadın hiç? Ellerim çünkü çok soğuk yani. Bir de sonra yukarı çıkınca anahtarla hani... Çünkü elin şey olunca, soğuk olunca açamıyorsun yani yukarıdan. Hani kilitleniyor ellerin. O yüzden ellerimi pek şey yapmak istemedim. Ayaklarımı kullanayım dedim. Onda da dibe giremedim zaten. Bence elinden geleni yaptın mı? Ya yani, da ayağından geleni. Bilmiyorum, o buradan nasıl gözüktü ama ben orada gerçekten bayağı... Yani bütün bacaklarım şu anda ağrıyor yani. Bayağı şey yaptım ama... Ne yaptın? Kuvvet yani şey yapmaya çalıştım. Biraz daha uğraşsaydın daha iyi olurdu. Doğru diyorsun belki ama buradan gözüktüğü gibi değil işte pek. Sizin performansınız hiç tanımadığınız bir insanın buradaki hayaline son verecek. Evet. Evet. O yüzden de o oradan şey yapabilir. Şey yapabilir ama hayır. Sadece hani daha iyisini yapabilirdin dediği için diyorum onu. Tabii yapabilirdim ki de, bence de. Evet. Yapabilirdim ama işte ne bileyim buradan gözüktüğü gibi değil, gerçekten değil. Kaan, senin yine performansını göremedik aslında. Evet. Damla engelledi. Peki yine de tebrik ediyoruz seni tabii ki Damla ve Kaan. Yerinizi alalım. Teşekkürler. Kabahatin aslında biraz fazlası da onda. Daha iyisini de yapabilirdik. Kaan benim suçum olduğunu düşünüyor ama gerçekten hani biraz da ilk yapmamızın bence bir şeyi var. Ben çünkü bayağı... Zaten ilk yapmamız dezavantaj oldu bizim için ama biraz daha çaba sarf etsek daha iyi olur. Biraz gözünüz korktu mu? Korktu. Neden? Bayağı zor bir eden. Yani kolay gibi gözükse de Kaan'a katılmıyorum ben o konuda. Bana niye katılmıyorsun ki abi? Yani şöyle zor bir etap. Yani buzun içine elini sokacak neticede. Hı. Keser. Tamam ben de öyle dedim zaten. Yapma zaten. Ben de aynısını dedim ona. Tamam o zaman. Katılıyor musun? Ben ağır işittiğim için duymadım. Katılıyorum o zaman. Eğer öyle dediyse. Yani Damla haklı mı diyorsun? Oraya gidince belli olacak. Derya ve Adnan. Siz de devam ediyoruz. Derya. Evet. Güldüreceğiz biz onları dedin. Evet. Aç bakalım biraz. Adnan abinin bir rahatlıkla inip kaldıracağını düşünüyorum. Ondan sonrası zaten bana kalmış. Buzların soğukluğunu aldırmadan hızlı bir şekilde... Ararsam kutuları, anahtarları bulduktan sonrası zaten kolay. Şans diliyorum sana. Teşekkür ederim. Adnan'ın da sürekli bahsettiği şans. Evet, şans işte bu. Burada çok ihtiyacınız olabilir. Kesinlikle, doğru kutuyu bulmak. Çünkü aynen öyle. Doğru kutuyu ne kadar çabuk bulursanız o kadar işiniz kolay. O zaman sizi yerinize alayım. Teşekkürler. Başarılar.
Derya Adnan'a yaşından dolayı gerekli saygıyı gösteriyor. Fakat yine aynı nedenle, yani yaşı dolayısıyla performansı ile ilgili kaygı duyuyor. Bu etapta sonuca daha çok bayanların performansı etki edeceğinden var gücünü kullanarak kaderini son etapta Adnan'ın ellerine bırakmamaya çalışacağı aşikar. Her şey sana kaldı. Bana kaldı. Kapatacağım. Hani başaracaksın. Ben buna inanıyorum. Yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. Adnan sen? Ben de hazırım. 3, 2, 1, başla. Hadi Derya'cığım. Hadi canım. Bu işi başaracaksın sen. Bu işi başaracaksın Derya. Bu işi başaracaksın canım benim. Oluyor, kırmaya çalış. Ha? Telaşa yapma. Çok telaşa yapma ama işleri elden bırakma. Ya. Olsun bak daha, evet onda var, %100. Derya büyük bir hızda 10 kutudan 6'sını bulmuş durumda. Fakat şanssız, çünkü hepsi boş çıktı. Geriye kalan 4 kutunun 3'ünde anahtar var. Her bulduğunda var artık. Her bulduğunda var Derya. 7 tane boş buldun. Her bulduğunda var. Evet, onda var. Bunda. Evet. Kaldır hızlı. 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 Biraz daha. Tamam, yeter, yeter. Canım benim, sen bu işi başaracaksın. Her bulduğun kutu da var artık Derya. Ha? Her bulduğun kutu da var artık. Yok mu? Bundan sonrasında. Açtığı kutuları dağınık bir şekilde atması yenilerini algılamasını zorlaştırıyor. 2 kutu kaldı bulması gereken ve Derya oldukça yorgun görünüyor. Hadi kızım, hadi gayrı. Acele etme, daha zamanın var. Daha zamanın var. Daha zamanımız var. Telaş etme yavrum. Tamam. Canım benim. Sakin. Nereye bakmadım? Nereye bakmadım söyle bana. Evet. Telaş etme. Zamanımız var. Arkandaki kutu kapalı. Bak kapalı. Tamam. Oh. Buldun onu. Tamam. Buldun canım. Hızlı. Çabuk. Canım benim. Hızlı. Başaracağız. Yeter. Tamam. Başaracağız Derya. Bak öteki de dışarıda. Öteki de dışarıda. Tamam. Telaş etme. Tamam. Hepsini bulduk. Hadi. Hızlı. Nerede? Hadi buldum. Tamam. Eyvallah. Çıkar. Sakin ol. Çıkar. Kafana dikkat et. Tamam. Başardık. Hızlı indir. Başardık. İndirince bayrağı görünce hızlı indir. Tamam. İndir. Dikkat et kenarlara. Kenarlara dikkat et. Oley! Başardık! Başardık! Parmaklarımı hissetmiyorum. Canım benim. Ay canım. Canım. Gel canım. Ve açtım ilk kaç 5-6 kutudan. Evet. Hepsi boştu. Evet. Bu biraz çıldırttı beni. Ne dedim ben sana bak? Soğan bilen iyi güler. Ne dedik? İstanbul'u fetheden yaştasın. Fethettik. Çok güzel. Gerçekten başarı bence çok güzel bir paylaşım. Bence daha de. Yeni tanıştığın Adnan'ın boynunu atladın. Ama ben de senin yerinde olsam aynı şeyi yapardım. O kadar
sevindiniz ki. Çok sevindim çünkü Damla ilk anahtarı bulmakta çok zorlanmayınca ben de aynı şeyi kendim için geçerli olduğunu düşündüm ama ilk 6 kutuydu sanırım, tam hatırlamıyorum. Anahtar çıkmadı, hep boş çıktı ve bu beni çok sinirlendirdi dolayısıyla. Çok hırslıydın, o bacak bir anda şöyle şöyle, sen bayağı böyle taktın, 5. vitese gittin. Evet, normal hayatta da hırslıyımdır. Ya hangi konuyla olursa olsun, sınırım neyse her zaman ulaşmaya çalışmışımdır. Şimdi bulamayınca biraz gerildim de sonuna kadar gitmek için elimden geleni yaptım ki buraya kazanmak için geldim. Ki hepimiz kazanmak için geldik. Adına çok güvenmiyordun sen. Evet. Burada da yine hani iş sana düştü diye aslında mutlu oldun bir şekilde. Evet. Ama şöyle bir şey oldu. Mesela sen o panik içinde, o heyecanla aslında bu kutuları buldun. Evet, görmemişsin. Ama onları oraya bırakmışsın. Adnan olmasaydı? Evet. Açamayacaktım. Adnan ya, İyi ki var. Ben sana dedim. Tecrübe her zaman işe yarar. Evet. O sakin, daha sakin durdu. Seni yönlendirdi. Beraber bir çiftiz şu anda ve benim elenmem onun elenmesi, onun elenmesi benim elenmem. Ki beraber sonuna kadar elimizden geleni yaptık. Şöyle bir şey, yarışmanın sonunda bir kişi kazanacağı için aslında şu anda sadece partnerim haftaya Adnan abi olmayacak, yerine başkası olacak. Ki ben sadece benim için olduğunu düşünmüyorum. Diğer bütün yarışmacı arkadaşlar da aynı şey. Biraz egoist olmak zorundasınız. Güzel. Kendisi biraz egoist. Şu anda egoist düşünüyor. Bence çok çok doğru bir düşünce. Bence diğerleri de düşünüyor ama bunu yansıtmıyor olabilirler. Adnan, üzüldün mü? Yok. Gerçekler, acı gerçekler bunlar. Yok ben... Derya ile ilgili. İnsanların, karşısındaki insana bakışları o anki işte korkuyla alakalı olabilir, menfaatle alakalı olabilir. Yani gönül bağının olmadığı hiçbir yakınlık. Harcadığı büyük efor Derya'yı çok yordu. Sette baygınlık geçirmesinin ardından her ne kadar hemen toparlasa da arkadaşlarının, özellikle de kızların moralleri çok bozuldu. Aha, iyiyim. Gerçekten şu an daha iyiyim. As her. Canım benim. Yes. Aa, çok keskin. Şu an nasıl hissediyorsun? Daha iyiyim ya, sadece dedim ya. Bera. Evet, az önce ne dedin diye hatırlamazken sen kendini hatırlayamadın zaten, bayıldın. Evet. Adnan, sen istersen yine de bir kolunu şöyle arkadan ona destek ol, ne olur ne olmaz. Bence de. Tekrar yaşamayalım. Şimdi iyi ama. İyiyim. Evet. Ne kadar sen Adnan'a güvenmediysen de aslında şu anda Adnan sayesinde... Ayakta. Ayaktasın. Evet, öyle oldu. Ayaktasın, güzel ilerliyorsunuz. Yeliz, sen az önce neden ağladın? Korktum çünkü. Derya, evet, sen bayılınca Yeliz ağladı. Ya, hala kötü hissediyorum ama şimdi yolunu görünce daha iyi. Ne güzel bak, seni sevenler ya, var. Ama üzüldüm benim yani. Az önce söylediklerimden sonra... Egoist olmama rağmen. Belki sana sevgisi azalanlar... Var mı? Sen bayıldıktan sonra yine sevgilerin yerine geldi. Yeliz'i en azından biliyoruz ki garanti. Evet. Senin için güzel duygular besliyor. Merak etme, doktorlarımız baktı ona, gayet iyi. Peki Adnan, sen de en son gülen iyi güler dedirttin. Ağır mıydı Derya? Yok, kuş gibi. Kuş gibi. Peki tebrik ediyorum ikiniz de. Yerinizi alıyorum. Teşekkürler. Adnan abi, sen Derya'ya evet destek ol. Bir yandan kutuları aramaya çalışıyorum, bir yandan yoruldum da hani beni bu kadar yoracağını da düşünmüyordum soğuktan. O anki panik ve o anki heyecanla hiçbir şey göremiyordum. Daha Nur yapmadı, Nur ne kadar bayrak toplar ya da benden hepsini toplarsa benden daha mı kısa sürede toplar, daha uzun sürede mi bilmiyoruz ama ben çok hızlı olduğumu düşünüyorum. Çılgın gibi daldı buzların içine, o tekmelemelerin yetti ya. Bir çiftimiz kaldı. Çok merak ediyorum, neler yapacaksınız, yanıma alayım. Eyüp ve Nur. Siz böyle kafa kafaya verdiniz, konuştunuz, konuşuyordunuz. Daha çok Eyüp konuşuyordu. Taktik mi verdin? Evet. Bizimle paylaşır mısın? Şimdi ilk bulduğu kutunun eğer boşsa kapağını açtıktan sonra kutuyla birlikte buzları kazmasını, bulduğu boş kutuları hepsini aynı mevkiye koyup tekrar aramaya devam etmesini, boşuna bu küvetin içerisinde dolaşmamasını söyledim. Ne kadar tebrik iyi ediyorum. Olur bilmiyorum ama. Güzel bir taktik. İnşallah. İşe yarayacak mı? Onu İnşallah bilmiyoruz. Olsun. Nur, yine bir titredin. Üşüdüm. Üşüdün. Üşüdüm. Yani özellikle o siz açıkladınız, açtınız buzları gördüm. Zaten bir tüylerim diken diken oldu. O saatten beridir de böyle bir gidiyorum bir geliyorum. Senin soğukların yok. Hiç yok. Yani ne o beni sever ne ben onu severim. Peki, çok hızlı olmaya çalışın.
Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun yerinizi alayım. Yapacağına inanıyorum. Tamam mı? Dediğim gibi kutuları kullan, ellerinle kazmamaya çalış. Güveniyorum sana, yapacaksın. Etapta son çift Nur ve Eyüp. Her ikisi de çok hırslı. Partneri yüzünden elenmeyi kabullenemeyeceklerini söylüyorlar. Az önce Derya 3 bayrağı topladı. Aynı süreyi yaparlarsa ilk bayrağı en iyi zamanda alan etabı kazanmış olacak. Eğer bu etabı yapamazsan ben çok soğuyacağım, haberin olsun. Tamam? Yapacağına inanıyorum bak. Bakalım Eyüp'ün soğuma tehdidi bir işe yarayacak mı? Hayatım, dediğim gibi ilk kutuyla buzları açmaya bak. Ayaklarını kullan, köşelere dikkat et. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1 başla. İşte bırak, bırak, bırak. Başla, 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 evet. Aferin, aferin sana, aferin, aferin. Aferin, aferin. Aferin. Aynı yerlere, aynı yere at, aynı yere tamam, at. Çek. Kutuları aynı çek, yere çek, at. Çek, çek, okay. Çek, çek, çek. Çabuk çek. Aferin canım. Biraz daha, tamam. Panik tamam, yapma, tamam. Okey. Biz ilk anahtarı bu kadar erken bulamadık değil mi? Biraz böyle hadi şey, okey, tamam. Süper, süper, süper. Dediğim gibi ellerin yorulursa tekrar kutulara bak. Panik yapma. Panik yapma. Bak panik yapma. Arkada açmadığın bir kutu mu var? Bırak, bırak. Çek biraz, tamam. Bırak, tamam, bırak. Bırak, 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 bırak. Çek. Vaktimiz var da acele bırak et. Bırak biraz. Tamam. Biraz bırak. Şurada bir kutu var mı? Bak açmadığın. Allah Allah. Açmadığın bir kutu var mı arkada? Baksana. Gerçekten de orada bir açılmamış kutu olabilir. Fakat Nur, buzların sesinden olsa gerek Eyüp'ü duymuyor. Aslı. Hızlı çek. Süper, tamam. Süper, süper. Tamam, çek, 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 çek. Okey, tamam. Biraz daha, çok az. Çekeyim mi? Bak, köşede bak, köşeye bak, köşeye, evet. Devam et, devam et. Devam et. Aferin. Nur iki kutuyu oldukça hızlı buldu. Şimdi buzların içinde az sayıda kap kaldığı için bulmak daha da zorlaşıyor. Tamam. Şey. Şuraya bak. Elleri üşüdüğü için olsa gerek Nur Eyüp'ün verdiği taktiği uygulamaya başladı. Ayağını kullan biraz daha, ayağını kullan. Köşelere bak. Benim benim, köşelere bak. Oralara bak. Atmadığın bir yer var mı? Biraz ortaya bak, şuralara bak. Buraya bak. Ellerin yansın biraz ya. Kapakları kullan. Evet, evet. Ayaklarını kullan. Kalk, ayaklarını kullan. Bu köşeye bak biraz. Buldun mu? Ellerim dondu. He? Ellerimi hissetmiyorum. Buldun mu? Aa, bir dakika, tamam. Tamam, çabuk. Çabuk, 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 çabuk. Çek, 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 çek sen. Tamam, tamam. Hadi bebeğim. Hadi. I love you, fail factor. Aferin canım benim. Bravo. Şu an içmişim ya. Bravo, bravo. İşte bunun için biraz hırslandırdım. Hırslandırdım. Hırslandım, hırslandım. Bayağı hırslandım. Bayağı hırslandım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi bakalım. Çok soğuktu içerisi, ellerimi hissetmiyorum ama bu kadar soğuğu sevebileceğimi düşünmüyordum. Son kutuyu alırken özellikle kutuyu değiyorum, kutuyu görüyorum ama parmağımın bir ara kırıldığını falan düşündüm. Hiç hissetmedim. Sonra içinde anahtar vardı zaten.
talihsizliklere rağmen başarılı bir sonuç oldu diye umuyorum. Çünkü ilk bayrağı bizim daha önce çıkardığımızı düşünüyorum. Umuyorum, yanılmıyorumdur. Çünkü içeride olunca, yani bu işin içinde olunca vakitle ilgili bütün algılarınız değişiyor. Nur Bey, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bu etabın son çiftiydiniz. Evet. Nasıldı? Çok başarılı geçtiğine inanıyorum. Çünkü ilk amacım, Derya çok üçünü de bitirdi. İlk amacım ilk bayrağı en hızlı şekilde atmaktı. Biraz da şansım yaver gitti galiba. Hemen attım. Ondan sonra üçünü de tamamladıktan sonra. Güzel bir umut var içimde ama diyorum, az önce de söyledim. O zaman algısı çok değişik olduğu için yanılıyor da olabiliriz şu anda. Heyecanla sizden gelen haberi bekliyoruz yani. Peki, geçmiş olsun. Bu arada bir şey sormak istiyorum. Eyüp, senin Yeliz'le bir gerginlik mi oldu? Bilmiyorum, Yeliz biraz rahatsız oldu galiba. Ama... Neyden rahatsız oldu? Ya, bilmiyorum, etabı tamamladık. Herhalde gerildi. Yani iyi bir arkadaşım. Yani böyle düşündüğüne inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Benim seninle ilgili bir sıkıntım olduğunu mu düşündün? Hayır, bundan bunu mu çıkardın? Onu söylüyorum zaten. Yani bu konuda... Üslubuyla alakalı problemim var. Çünkü bana sen ortalığı karıştırıyorsun dedi. Hayır, ben ortalığı karıştırmıyorum. Benim tuzum kuru. Bu hafta tuzum kuru. Haftaya belki ben de gidebilirim. Bunun garantisi yok yani. Yok. Allah seni bu sana da yapılsan, hayır ya. Ama sana da yapılsan tepkiyi verirdim ben. Merak etme. Vallahi. Bu sen ya da Akın ya da Kaan diye değil. Sen neyin peşindesin? Hiçbir şeyin peşinde değilim. Sadece bana hakaret ettiğini düşünüyorum. O yüzden bu kadar hayır canım, ben söylüyorum sana. Ben senin üstün tamam. Kadar kolay lokma değil. Yani burada kararları ben vermiyorum. Kaan da tepki verdi sana. Burada kararları ben vermiyorum. Sen tabii neden ki hakaret ettiğini düşünüyorsun Yeliz? Ya hayır. İkisi tepki verdi ama direkt dönüp bana sen ortada karıştırıyorsun. Hakaret, et, hakaret hayır, yok ama. Buradaki dezavantajdan, avantajdan bahsediyor. Ben dedim ya kardeşim karıştırma dedim ortalığı. Burada kararları ben vermiyorum. Burada kararları konsey veriyor, toplanıyorlar. Ne olması gerektiğini onlar kadar. Ben sesimi çıkarttım mı? Çıkartma, bir şey söyleme. Eğer orada eksik bir şey olsaydı, deseydiler arkadaşım bu bundan kaynaklanan bir problem desin. Ben ağzımı kapatıp tekrar İyi buraya de, ben gelecektim. De tekrar... Bak tuzu kuru olan burada benim diyorsun. Anladın mı? Ama gerçekten bu hafta için senin tuzun öyle. Ne kadar kuru bilmiyorum ama. Bu hafta için yani öyle. Sen ne kadar rahatsın bilmiyorum ama. Ya inan bana ben babadan rahatım yani, anladın kusura mı? Kusura bakma, senin yani sen... aynı şekilde düşünmüyoruz. Konulara girmeyelim. Yeliz bak senle sen... muhatap olmak istemiyorum, tamam mı? İyi de bak yeter burada artık. Kaan konuşuyor, okay. Akın konuşuyor, herkes konuşuyor. Ya tamam bana... lütfen bak benim ya lütfen ya bak ya, üstüme gelme miyim, yani anlıyor musun? Ben şu anda yapmış olduğum başarıya bakarım. Yapmış olduğum etaba bakarım. Devam anlıyor edelim. Musun? Anlaşılan evet. Rekabetten doğan yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bir anda ortalık gerildi. Ne olduğunu ben de anlamadım. Etabı bitirip arkadaşlarımızın yanına döndüğümüz zaman ya Yeliz'in gereksiz yere konuşmaları falan kulağıma gelince yani ben de söyledim gayri ihtiyari, dedim ki ya niye karıştırıyorsun ki ortalığı? Yeliz beni kendine rakip olarak görüyor. Yeliz'in şöyle bir tavrı var hani Damla olsun, Derya olsun onlara çok anacıl davranıyor. Atıyorum bir şey oluyor, bir soğuk oluyor. Derya hemen şunu giy, bunu giy vesaire. Bir şekilde Damla da Derya da bunu kabullendi. Sonuçta bazı insanlar kendilerini başkasının savunmasını kabul ederler. Yeliz de bundan yüz buldu diye düşünüyorum ki belki de daha çok ön planda bulunmak istiyor, bilmiyorum. Peki, tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Çok iyiydiniz. Yerinizi alıyorum. Teşekkür ederim. Hemen burada sonucu açıklayacağım mı sandın? Evet. Nur. Zaten üşürken o buzları görünce bütün tüylerim diken diken oldu. Eyüp de biraz rahatsız oldu. Ben dedim çok soğuk olursa bayılır kalırım vesaire. Eyüp dedi Allah'ım ne kadar şanssızım dedi. Baktım kutuyu tutuyorum, kutuya dokunuyorum. Ama alamıyorum yani, görüyorum ama alamıyorum. Parmaklarımı çok değişik bir pozisyonda gördüm buzların içinde. Kırıldığını falan sandım. Nur çok iyiydi, çok güzel mücadele etti. Nur da benim şu anda rakibim. Yeliz de benim rakibim. Damla da, Derya da şu anda... Biz sadece bir sonraki etaba geçebilmek için, bir sonraki haftaya gelebilmek için şu anda Nur'la el birliği verdik. Ve başarılı olmak için de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Birbirimizi tanıyoruz aslında bu eşli durumlarda. Eğer ki umuyorum ki aşarsak ikinci bölüme ve diğer bölümlere geçersek, en azından rakibim olduğu zaman da onun kendini nasıl motive ettiğini bileceğim. Belki de onun motivasyonunu kırmak için bir şeyler yapabilirim. Umuyorum rakip oluruz ve şurada final konuşmasını da yapıyor oluruz diyorum. İnşallah. En kötüden en iyiye doğru sonuçları açıklıyorum. En kötü derece size ait. Damla ve Kaan, bir sonraki etabı yapmak zorundasınız.
Ve bu son etabınız olacak biliyorsunuz. Evet. Burada kalabilmek için son etabınız olacak. Evet, biliyoruz. Geriye kaldı iki çift. Adnan, Derya, Nur ve Eyüp. Bu iki çiften bir tanesi kendini kurtaracak ve önümüzdeki hafta Fear Factor aksiyona bizimle devam edecek. Yeni bir eşleştirme sonrasında başka bir eşle, yepyeni bir eşle bir araya gelecek. Süreler birbirine çok yakın. Sence kim Adnan? Nur diye düşünüyorum ya. Evet, çok güzel konuştun Adnan. Çok da doğru konuştun. Tecrübeler mi? Tecrübe. Bir tecrübe daha edindim burada. Erken sevilmek doğru değil galiba evet, Derya. Evet, bundan sonraki yarın. Aynen öyle Adnan. Bilemiyoruz yani zaman mefhumu... Sence Derya? Bence de Nur gibi ama... Sence Nur? Belki küçük bir ihtimal. Sen gibi, sen zaten kendin biliyorsun. Yani umuyoruz. Eyüp? Umarım biz. En son gülen iyi güler. Evet. Haftaya bizimle devam eden çiftsizsiniz. Derya ve Adnan. Şaka yapıyorsunuz. Hızlıydım ama bu kadar hızlı olduğunu. Sakın bayama. Ben de ondan korkuyorum. Aslında oradan bağlayayım dedim. Sıkı tutayım. Vallahi. Tebrik ediyorum sizi Adnan ve Derya. Ben son gülen iyi güler işte. Canım. Ya bir anda tutularken bulunca umutsuzluğa kapılmıştım. Evet. Onlar ilk bayrağa takıldılar. İlk bayrağı en erken bulursak diye. Sizin süreniz daha hızlıydı. Siz daha kısa sürede bütün bayrakları buldunuz. Ve Adnan hemen Derya'yı yere indirdi. Buz tankanın içine. Yok, buz tankanın içine indirdi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Tebrik ediyorum sizi. Nur ve Eyüp. Siz de süperdiniz. Dediğim gibi ara çok çok yani zaman çok ufak bir süre var. Aranızdaki mesafe o. Ama onlar sizden daha hızlıydı. Tebrik ediyorum sizi yine de. Bir sonraki etapta görüşeceğiz demektir bu. Eyüp beni hafife alıyor olabilir ama buradan gidecek kişi de o. Bunu bu etapta da görecek. Onu çok kötü ezeceğim ve yerin dibine sokacağım. Ne hale gelecek bilmiyorum. Tebrik ediyorum ikinizi. Önümüzdeki hafta bizimle Fear Factor aksiyona devam ediyorsunuz. Evet. Bayılmadan Derya, bayılmadan. Bir sonraki etapta diğer kalan iki çift mücadeleye devam ediyor. Ama bu mücadele çok kolay olmayacak. Çünkü ya buradan gireceksiniz ya da yola devam edeceksiniz. Kalan iki çiftle son etaba devam edeceğiz. Bu son etapta bir çift Fear Factor aksiyon macerasına maalesef daha ilk haftadan veda edecek. Şimdi aramızdan bir çiftin ayrılacağı son etaba gidiyoruz. Gözlerinizi açın. Üçüncü etapımıza geldik arkadaşlar. Bu belki de sizin için en zor etaplardan birisi bu hafta. Çünkü ya kalacaksınız ya gideceksiniz. Fear Factor aksiyona da daha ilk haftadan veda etmek gerçekten zor, üzücü. Son gülenler de kenarda siyah yağmurluklarını giyip sizi izleyecekler. Son gülenler kim? Hatırlatayım. Son gülen Adnan ve Derya oldu. Eyüp ve Kaan sana gülmüşlerdi Adnan abi. Neden güldüklerini de anlamadık. Ama sen büyüklüğünü gösterdin. Onlara sözlü olarak cevap vermedin. Etapta yarışarak ve başarılı olarak onların gülmelerine cevap verdin. Evet. Neden güldüklerini anladın mı sonra da? Vallahi anlamadım. Anlamadın? Anlamadım. Biraz da bu atmosfer içerisinde normal gördüm. Yani gülebilirler. Ve son gülen olarak şimdi kenarda burada. Siyah yağmurluğunla... Onları izlemenin tadını çıkaracaksın. İnşallah. En son biz güleriz belki. Doğru, o da olabilir. En son biz güleriz belki diyor Eyüp. Tabii, ne olacağı belli değil ki. Daha önümüzde çok etap var. Sonuca bakacağız ne diyeceğiz. Sen dua et Derya'ya. Doğru. Ya. Sen Derya sayesinde burada kendini kurtardı diyorsun. Tabii ki Derya'nın insanüstü çabasından dolayı... Bilmiyorum Adnan abi şu anda. Tabii ki Adnan abinin de etkisi var ama... Yani Derya'nın da büyük etkisi var yani. Bizim de talihsizlikler oldu. Ama daha gülmedik yani biz bakalım. İnşallah güleriz.
Tabii ki burası oldukça stresli ve zorlu bir yer. Ama burada Arjantin'de olmanın bir takım güzel yanları da var diye düşünüyorum. En azından büyük şehirlerde yaşayanlar çok büyük bir sıkıntıdan burada kurtuluyorlar. En büyük sıkıntı bana göre günlük hayatta trafik. Sizce de öyle değil mi Eyüp? Evet, haklısınız Asma Hanım. Tabii yani ki. Herhalde trafikten şikayetçi olmayınız yoktur aranızda. Yani ben küçük bir beldede yaşadığım için trafik problemi yok ama İstanbul'a geldiğimde o Mecidiyeköy müydü neydi? Oradan geçerken 2 saat uğraştık yani. Çok büyük problem büyük şehirlerde trafik. Kaan sen nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. İstanbul'da? Aa sen o zaman bu köprü trafiğini bilenlerdensin. Evet. En iyi bilenlerdensin. Evet. Burada ondan rahatsınız. Evet. İstanbul'un köprü trafiğinden kurtulduk. Ama burada Fear Factor aksiyonda sizi çok daha zorlu bir köprü bekliyor. Gerçi bizim köprüde trafik yok. Geçişlerden de ücret almayacağız. Ama bizim köprümüzü gördükten sonra İstanbul'dakileri mumla arayacaksınız. İşte karşınızda son etabınız. Sana da geçmiş olsun kardeşim. Gördüğünüz gibi bizim köprü bir hayli eski ve uzun zamandır bakıma alınmadı. Bu yüzden de bazı parçaları düşmüş. Hatta sanırım bazı parçaları oldukça çürük halde. Ama manzarası çok güzeldir oranın. İçinizi rahatlatayım. Tabii bakmaya fırsat bulursanız. Bu etabımızda yapmanız gereken bu köprüyü en hızlı sürede geçmek. En hızlı sürede geçen çift Fear Factor aksiyona devam etmeyi garantiler. Ağırdan alan çift ise maalesef burada Fear Factor aksiyona veda eder. Her şey anlaşıldıysa bu etabı kimin yapacağını söylüyorum. Ben geleyim. Emin misin? Eminim. Damla kaç kilo? 48-49. 48-49. Ben sen bu etapta neye güveniyorsun kendinde? Geçerim diye güveniyorum ya. Senin kilon kaç? 116. Neden sen yapmak istiyorsun? Damlaya mı güvenmiyorsun? Ben yapsam daha iyi olur. Demek Damlaya güvenmiyorsun. Evet, güvenmiyorum. Benim yapmam daha iyi olur. Yani doğru diyor yani 2 etaptır. Bir önceki etaptan dolayı mı acaba? Bir önceki, ondan önceki. Sonuncudayız artık. Bana kaldı iş. Benim yapmam gerekiyor. Genel olarak sen Damla'nın performansını beğenmedin. Yani beğenmedim. Eyüp, senin Nur'la ilgili bir güvensizliğin var mı? Benim Nur'la ilgili bir güvensizliğim yok. Şanssızlık oldu birkaç kere. O ya da ben fark etmez. Fark etmez. Sen yapmak ister misin Nur? Kendime de çok güveniyorum. Eyüp'e de en az kendim kadar güveniyorum. Yani beraber yapsak, ayrı ayrı yapsak hiç fark etmez. Güvenim sonsuz şu anda. Geçtiğimiz etapta kızlar çok üşüdü. Çok zorlandı. O yüzden de ben bu etapta erkeklerin ağırlıklarını koymalarını istiyorum. Erkekler yapacak bu etapı. Böyle bir şey yaptın Eyüp. O neydi? Küçük yapmakla yapmamak arasında kaldın. Ben yapacağım. Sen yapacaksın. O zaman içten içe Nur'a güvenmiyordun. Yok, güveniyorum ama yani... Sıkıldı. Biraz daha çalışsın. Ben yapsam daha iyi olur gibi düşünüyorum. Daha iyi olur. O zaman ilk kimle başlayacağız ona karar verelim. Sende bir gizli hırs görüyorum. O yüzden seninle başlayalım Kaan. Evet. Benimle gelin Kaan ve Damla. Evet Kaan, Damla'nın performansını beğenmedin. Evet. Geçtiğimiz 2 etapta da. Şimdi seni göreceğiz. Göreceğiz, evet. Evet. Ben de göreceğim kendimi. Evet, o güvenmiyor bana, ben ona güveniyorum yani. Güveniyorsun. Evet, güveniyorum. Yapar Kaan.
Bu daha da ağır oldu. Yaparım ya. Bol şans diliyorum. Sağ ol, teşekkürler. Ne yapıyoruz? Şimdi o yerlerden geçerken emekleyerek yesem ama adım atarken büyük adım at. Damla'nın hatalarıyla son oyuna kalan Kaan, nihayet kaderi kendi ellerinde olduğu için rahat görünüyor. Hiç olmaz, merak etme. Senin yüzünden bu hallerdeyim. En kolaylarını geçemedi, en zoru bana kaldı. Diyemiyorum. Kaan bir taraftan da Damla'ya suçunu hatırlatmaktan çekinmiyor. Umarım yaparsın. İnşallah. Umarım kızım kara çıkartırsın. İnşallah. Başarılı. Hadi sağ ol. Dua et şansın için, tamam mı? Yaparsın. Tamam. Hadi dikkatli ol, tamam mı? Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1, baş. Kaan şu an 60 metre yükseklikte. Gördüğünüz gibi başlamakta tereddütleri var. Yüzüstü gidebiliyor muyum? Evet. Yüzüstü gidebilirsin. Tamam. Kaan'ın sürünerek geçişini gören Eyüp, net bir taktik geliştiriyor bir taraftan. Oğlum ben var ya, oradan nasıl biliyor musun? Rüzgar gibi geçiyor. Emekleyerek gidersen daha rahat geçebilirsin. Ama yine de sen bilirsin. Kaan güvenliği elden bırakmayıp tırtıl taktiğiyle ilerlemeye devam ediyor. Fakat oldukça yavaş ve yorucu bir ilerleme taktiği bu. Aferin, güzel gidiyorsun. Dinleniyorlar.
anda. Bitime az bir mesafe kala Kaan'ın nefesi zorlanmaya başladı. Zaman akıyor ve Kaan hareket edemiyor. Kaan, süren işliyor. Sadece kollarımı kullanarak evet. Geldim. Ya biraz emekleseydin bağırdım öyle sana. Bir şey yok, öyle bir şey yok Damla. Gerçekten. Gerçekten. Öyle bir şey yok yani. Olsun, yine de iyi yaptın. Orada oturduğun yerden gözüktüğü gibi değil. Yukarıda olman lazım, tutman lazım. Duramazsın ya, ayakta duramazsın. Biraz tabii sağa solum kanadı. Görüyorsun değil mi Damla? Evet. Benim de ellerim parçalanmıştı Kaan. Unutma istersen. Evet. Damla ve Kaan. Damla şöyle biraz daha bana yanaş. Yanaşayım. Kaan, insanlar evet. Zor bir işi başardıktan sonra tırnaklarımla kazıyıp buraya geldim derler. Aynen öyle oldu, evet. Sen de bu sözün hakkını verdin. Verdim. Köprüyü baştan sona kadar kazıyarak gittim aşağıda. Evet. Nasıl, iyiydi? Aşağıdan göründüğü kadar? Yani biraz daha az olabilirdi bence. Bilmiyorum yani. Ben şimdi orada olmadığım için bir şey demek istemiyorum gerçekten. Buradan konuşuyorsun Damla. Buradan konuşuyorum. Evet. Yani buradan konuştuğumla. Daha bence biraz daha hızlı olabilir ama yine de tebrik ederim tabii. Bak görüyorsun değil mi Damla? Yani. Görüyorsun değil mi bacağını? Evet gördüm. Tebrik ederim. Bayağı. Bir şey demiyorum. Orada evet. Yukarıda oldu. Yukarıda evet, evet, yukarıda oldu. Evin yapacağını zannetmiyorum. Evin yapacağını zannetmiyorum. Evet, zannetmiyorum. Bayağı bir zor bir şey çünkü. Buradan gözüktüğü gibi değil. Yani ben zoru başarırım ama ev başaramaz. Başaramaz evet. Zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Göreceğiz zaten birazdan. Birazdan göreceğiz zaten. Eyüp'ün yani. Kolu mu güçsüz yoksa yüreği mi cesaretsiz? Yüreğine bir şey demem de biraz kuvvet lazım. Ben sadece kollarımı kullanarak geçtim orayı. Eyüp'ün kolları da biraz daha kıvrak zekalı olmak yarısı. Lazım tabii. Yani. Ama o yüzden bayağı, bayağı bir fit duruyor. Ya fitlik önemli değil ya. Değil mi? Yok önemli değil. Damla'nın yapamadığını da yapmaya çalıştım. İnşallah olmuştur. Daha öncekileri yapmış olsaydı belki buraya kalmayacaktık. Zorlu etabı başkaları deneyecekti. Biz denedik. Başı çağırmışızdır inşallah. Peki evet. Geçmiş olsun diyorum evet, size. Teşekkür ederim. Bravo Kaan. Tamam. Benim için böyle bir şeyin çıkması avantaj oldu. Kendi gücümü kullandım, kuvvetimi kullandım, kollarımı kullandım. Damla'ya kalsaydık yanmıştık. Bayağı işimiz zordu, yaştı. Damla'nın yüzünden bu şeye kaldık. Daha öncekileri yapmış olsaydı buradan kalmayacaktık. Daha basit olacaktı bizim için. Biraz uğraştık ama tam benim için güzel bir şey çıktı. Ve benim şansım oldu. Boşluklarda nefes alıp verirken aşağıya baktığımda Damla'yı gördüm. Kendimi gördüm. Damla'nın da üzülmesini istemedim. Kendimin de üzülmesini istemedim. O yüzden başarmamız gerektiğini düşündüm. Pes etmemem gerektiğini düşündüm. Evin yapacağını da buradan zannetmiyorum. Çok zor. Ne diyorsun Kaan söylediklerine? Aa takdir ediyorum. Yani... Ben ilk başta yapamayacağını falan düşünmüştüm. Ha yaptı. Son itibariyle ben de o tekniği düşünmüştüm. Yani bir şekilde acaba dedim hani burada ben konuşurken falan. İkiniz de birbirinizin yapamayacağını düşünüyordunuz. Sen evet. Onu yapamayacağını düşünüyordun. Aynen öyle. Şimdi o başardı. Atlattı bu etabı. Evet. Şimdi senin ondan daha iyi, daha hızlı olman gerekiyor. Daha hızlı olabilecek misin? Tabii ki. Tabii ki diyorsun. Yaparım. Evet.
Göreceğiz şimdi. Eyüp ve Nur benimle gelin. Eyüp, senin bir taktiğin var mı? Yani aynı taktiği ben de düşünmüştüm daha doğrusu. Ama ondan daha hızlı geçeceğimi düşünüyorum yani. Daha hızlı olacağım. Peki, bol şans istiyorum. Elinden geldiğince hızlı geçmeye çalış. Geçemezsen buradan gidersiniz. İstemeyiz tabii ki ama daha hızlı olacağım. Ya o 120 kilo, ben 80 kiloyum. Ben onun kilosunu normal kollarımla zaten çekiyorum, o farkında değil yani. Böyle böyle zayıf görüyor falan ama oradayken her şey zaten alışılacak. Peki bakalım bu filmin sonu mutlu bitecek mi? İnşallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kaan yarışırken köprüden rüzgar gibi geçeceğini beyan eden Eyüp, bakalım yukarı çıkınca fikrini değiştirecek mi, yoksa bize heyecanlı bir geçiş mi izletecek? Yani hala ısrar ediyorum, tamamen sürünerek geçmen konusunda. Anlaşılan Eyüp'ün uçarak geçme taktiği Nur tarafından kabul görmemiş. Okey, deyim. Birazdan Eyüp'ün göstereceği performans her ikisinin de kaderini belirleyecek. Başarısız olur veya Kaan'dan yavaş kalırsa daha ilk bölümden Fear Factor'e veda edecekler. Eyüp bulunduğu yüksekliğe göre çok sakin görünüyor. Hazır mısın Eyüp? Hazırım! 3, 2, 1, başla! Köprünün üzerinde uçarak geçen birini göremiyoruz. Demek ki yükseklik bazı görüşleri değiştiriyor. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum şu anda. Nereye gitmesi en mantıklısı. Yani dinlemiyor beni. O kadar böyle kendi kendine motive olmuş durumda ki ne söylesem. Kaan, işin bitti senin işin. Seni Türkiye'ye yolluyorum. Haberin olsun. Öyle atıp tutmalara benzemez bu iş yavrum. Uçarcasına olmasa da belli bir tempoya ulaşan Eyüp, o moralle rakibi Kaan'a sataşmaya başladı. Geçtiği köprü çok dengesiz. En ufak bir hatasında bahsettiği uçuşu yapabilir. Konsantre ol Eyüp. Onun konsantrasyonla bizim erişmemiz, anlamamız mümkün değil. Çok başka bir dünyada yaşıyor yani. İnanılmaz. Yok efendim, kolları güçlüymüş de. Yok, bu etabı geçebileceğini düşünmüyormuş da. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Antrenman yapıyor hala ya. Biz bu kollarla Samatya'da az sandal çekmedik. Hadi tamam. Konuşma, yap şu işi hadi. Eyüp, konuşacağına bence etabı tamamlamaya çalış. Köprünün ortasına varınca sallantı artıyor ve Eyüp tekrar duraklamaya başlıyor. Seninle ada sahillerinde görüşeceğiz Kaan, ada sahillerinde. Bir güvercin var Kaan. Hadi beyaz güvercinler işe yarasın hadi.
Eyüp heyecanını yatıştırmak için Kaan'a sataşmayı sürdürse de titremeye başladığı gözlerden kaçmıyor. Kaan'a söyledim. El atıp tutmalara benzemez bu iş Kaan Bey. Burası fındıkzade yavrum. Sür içi. İçimden hep saydım. Benim tahminim 3,5 dakika veya 4 dakikada falan geçmişimdir. Yuhuu. Evet. Kaan benim için çok konuştu. Hakkımda çok şey söyledi. Hiçbirine kulak asmadım. Güçse güç, yürekse yürek. Zordur beni yenmek. Herkesin işini bitireceğim. Biz alışkınız böyle şeylere. Dur daha, dur daha. Atın baba. Hop. Şimdi bir dakika. Yapıştı. Süpermen. Henüz yapamıyorum. Ben henüz yapamıyorum. Tamam, biz gidiyoruz. Tebrik ediyorum seni Eyüp. Teşekkür ederim. Çok iyiydin. Çok iyi değildim çünkü dizliğim takıldı bir ara. Normalde benim taktiğim biraz daha farklıydı. Nur'a da söylemiştim. Nur bana hep ya hayır öyle yapma düşersin falan demişti ama. Ama kazanmış gibi sevindin. Yani bilmiyorum daha hızlı bitirdiğimi düşünüyorum. Evet sen öyle düşünüyorsun ama ben henüz sonuçları açıklamadım. Bazen beklentilerin dışında sonuçlar çıkabilir. Olsun. Yani oradan geçmem de benim için başka bir tecrübe oldu. Arkadaş benim için kollarımın zayıf olduğunu, o etabı tamamlayamayacağımı söyledi. Ben de ona nazaran orada neler yapabileceğimi ona göstermek istedim. Oradan 60 metre yukarıdan da Kaan'a bir sürü cevap verdi. Evet çünkü ama bu cevapları verirken, orada bir süre geçirdin. Umarım o geçirdiğin, o boşa geçirdiğin, cevap vermekle boşa geçirdiğin süreyi sonra aramazsın. İnşallah ama ben ondan daha hızlı olduğumu düşünüyorum çünkü gerçekten hızlıydım, iyiydim yani. Eyüp yukarı giderken dedi ki, ben Kaan kadar ağırlık kaldırıyorum. O bilmiyor dedi. Evet. Kaldırıyor musun? 110 kilo basıyorum. 110 kilo. Ben 116 kiloyum. 6 kilo daha basarım senin için ya. Ben Nur ve ikisinin ağırlığını kaldırabiliyorum. Olsun. Dövme yaptırmışsın, aslan dövmesi yaptırmışsın ama... Evet. Şu kadar hızlı olduğunu zannetmiyorum, benim kadar hızlı olduğunu zannetmiyorum. Göreceğiz, daha belli değil. Peki, senin yerini alalım. Eyüp ve Nur tabii ki. Kaan her ne kadar benim hakkımda atıp tutsa da yapamaz falan vesaire işte. Benim kollarım daha güçlü. Mesela de ben buraya çok büyük kondisyonlarla geldim, çok büyük antrenmanlarla geldim. Bu tarz etaplar benim için problem değil. Zaten bunlar benim kendi hayatımda, günlük yaşantımda yaptığım şeylerdi. Çocukluk döneminde de bu tür tehlikeli işler yapıyordum. Sonra kol çalışmaya başladım. Dedim tamam gerçekten tam bana uygun, tam benim eşim olabilecek deli bir arkadaşım var ama hırsına hayranım yani inanamazsınız. Arkadaşlar çok sevinmedi galiba. Kaan alkışlıyor seni ama bak bence çok centilmen bir hareket. Evet ben de alkışladım onu. Alkışladın değil mi? Evet, evet o da seni alkışladı. Evet. Çünkü burada... Kaan, burada Kaan çünkü etabı tamamlarken Adnan abi bayağı sevindi. Tabii sevineceğim. Sen geldiğinde ben buraya gelirken kimse beni alkışlamadı. Hayır, hayır. O çok ayrı bir şey yani. Kırıldım. Sen oraya geldiğinde de ben çok sevindim. Burada ilk alkışı başlatan benim. Neyse, problem değil. O zaman bir çift için üzücü olacak ana gelelim. Çiftlerden birisi için Fear Factor aksiyon macerası burada sona erdi. Önümüzdeki hafta bizimle Fear Factor aksiyona devam edecek olan çift sizsiniz. Eyüp
ve Nur. Tebrik ederim sizi. Böyle daha eğlenmiyorum. Tebrik ederim seni. Bravo. Harikaydın abi. Sağ ol. Vallahi. Sen de. Bravo. Tebrik ederim canım. Eyüp ve Nur, tebrik ediyorum sizi. Kaan, seni de tebrik ediyorum gerçekten. Büyük bir adamsın, 116 kilo, çok iyi bir geçiş yaptın orada. Köprüyü iyi geçtin. Damla, sen de iyiydin. Yani keşke daha önceki etaplar hani biraz daha işin ciddiyetine varsaydım. Şu anda buraya getirmeseydim Kaan'ı da yani. Oraları tırmanmasaydım. Kendini mi sorumlu tutuyorsun Kaan'ı da kendine götürdüğün için? Yani tabii iki etapı da ben yaptım yani. Sence Kaan? Bence de. Damla. Damla'nın yüzünden buraya kaldık. Öncekiler daha basitti. Onları yapmış olsaydı buraya kadar kalmayacaktık. İşte Fear Factor aksiyonunda cilvesi bu. Ne kadar başarılı olursanız olun, işinizden dolayı buradan gitmek zorunda kalabilirsiniz. Evet. Sizin Fear Factor aksiyon maceranız burada sona erdi. Arkadaşlarınızla vedalaşın ve sizi uğurlayalım. Benim buraya gelirken bir sürü hayallerim vardı. Hepsi bir anda uçup gitti. İlk haftada eğlenmem kesinlikle Damla'nın hatası. Damla değil de başka biriyle olmuş olsaydı benim için daha iyi olurdu. İkimiz yarıştık, ikimiz elendik. Belki Kaan da biraz daha hızlı olsaydı, Eyüp'ü biraz daha hızlı geçseydi belki şu anda burada olmayacaktık. ...16 kişiyle başlayan Fear Factor'ün ilk haftasında 8 yarışmacı yarıştı. Kaan ve Damla Fear Factor'e veda ettiler. Önümüzdeki hafta diğer 8 kişi korkularıyla yüzleşecek. Anıl, Öykü, Derya, Özgür, Tansel, Sevgi, Gizem ve Şahin. İkisinin son görüşünüz olacak. Suya gömülen bir arabadasınız ve eşiniz bagajda kilitli. Karanlık bir odada kilitlisiniz ve eşinizi kurtarmak için anahtarı bulmaya çalışırken görmediğiniz yüzlerce yaratık sizinle aynı odada. Beterin beteri var. Yükseklik 60 metre, binadan binaya geçmek zorundasınız. Ve köprü olarak elinizde olan sadece iki kısa tahta. İçlerinden ikisi korkuların gerçeğe dönüştüğü dünyaya veda edecek. Gelecek hafta Fear Factor aksiyonda. Nur'a bir şans daha verdim. Umarım bu şansı iyi kullanır ve finalde karşı karşıya geliriz tekrar. Umuyorum, tek dileğimiz bu herhalde. Biz başlangıçtan beri her şeye rağmen favori çift olduğumuzu düşünüyorum. Bu etabı aştık. İleride rakip olacağız. Şu anda ya çok benimsedim ama yani sonraki hafta, bir sonraki hafta rakip olacağız. Ama yine de her şeye rağmen en büyük dileğim Eyüp'le birlikte rakip olmak finalde. Arkadaşlar hepinizi kutluyorum. Çok güzel 3 etapta yarıştınız ve başarılı oldunuz. Önümüzdeki hafta bizimle Fear Factor aksiyona devam etmeyi garantilediniz. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birbirinize çok alışmayın takım arkadaşı olarak. Önümüzdeki hafta yeni eşlerle yarışacaksınız. Yanınızda bambaşka insanlar olacak. Belki de şu anda eşiniz olan haftaya rakibiniz olacak. Fear Factor aksiyonun kuralı bu. Önümüzdeki haftaya iyi hazırlanın. Bu hafta bir çift hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Önümüzdeki hafta kalan çiftlerin hayalleri uğruna neler yapacaklarını merak ediyorsanız haftaya Fear Factor aksiyonda buluşalım.